The Bear 3. sezon sonunda geldi hatta geleli bayağı oldu ama konuşmak bugüneymiş. İlk iki sezonda 2022 ve 2023 yıllarında konuşmuştum. Onlar da kanalda hala duruyorlar. Hatta Bear'ı gelip de bu videoda ilk kez duyduysanız spoilerlı olacak. Tekrar dizi şudur budur diye bahsetmeyeceğim. O yüzden ilk videoya gidebilirsiniz. Onların da linklerini videonun açıklama kısmına zaten bırakacağım. Oradan direkt tıklayıp gidip izleyebilirsiniz. 3. sezonu ise detaylıca konuşacağız bugün. Hatta karakterler üzerinden konuşacağım. Çünkü bölüm bölüm konuşmak ya da genel konuşmak bayağı zor. Çünkü her karakterin gerçekten her bölümde çok fazla detayına iniliyor. Artık zihinlerinde falan gezmeye başladık. O kadar fazla detay var. Her diyalog ...hikayenin bir tarafından bizi besliyor. Yeni bir bilgi veriyor. O bilgi üzerinden tekrar karakterlerle... ...yeni ilişkiler kuruyoruz vesaire derken... ...bayağı yoğun bir sezon geçirdik Bayard'a. Şimdi ile başlarsak... karmi aslında ikinci sezonda... ...dolabın içinde bırakmıştık. O kapının kolunu yaptırmadığı için orada kalmıştı. Ve hem Richie ile hem de sevgilisi Claire ile... ...bayağı sert bir konuşma geçirmişti. Hatta yer yer kendisini suçlasa da... ...en sonunda Claire'a çok ağır laflar etmişti. Ve bu sezonda da görüyoruz ki zaten bu yaptığı artık geri dönüşü olmayacak bir yola girdiğinin göstergesi bu yaptıkları. Hatta Richie ile daha sezonun başından hemen kopuyorlar. Bu Burada aslında ufak bir eleştiri yapabilirim. Hani tabii ki dizi bunu zorunlu olarak yapıyor ama Storer bunu planlı olarak yapıyor tabii ki. Yani Richie ile Carmi'yi sezon boyunca ayırmak biraz riskli bir karar olmuş. Açıkçası dizinin dinamizmini biraz etkilemiş bu iki karakterin. Çünkü diyalogları, kavgaları, arada barışıp tekrar tartışmaları, Mike üzerinden yaşadıkları vesaire diziyi bayağı iyi sürüklüyordu. Hikayenin akışını çok et etkilemese de seyircinin dinamizmini diziye olan bağlılığını arttıran kiliydi. Bu biraz riskli bir tercih olmuş. Dizinin bu sezon içinde biraz olumsuz görülebilir. Ama şu açıdan da çok iyi tamamlıyor. Yani dizinin bu sezonu ilerledikçe özellikle Karmin'in, Mike'ın yerine Richie'nin geçme ihtimalini hissetmesi hatta belki bilinç altında bunu hissetmesi onu bayağı zorluyor. Ona karşı daha tepkili olmaya başlıyor. Belki Mike'a söyleyemedikleri, Mike'a kızamadığı şeyleri Richie'den çıkarmaya başlıyor. Richie de ona tam tersi olarak artık geçen sezonda sert konuşmuştu. Anana çektim falan demişti. Muhtemelen Carmi de bu açıdan psikolojisini de toparlayamadığı için daha da geriliyor. Belki Mike'ın ağzından çıkabileceği cümlelerin Richie'den çıkması onu daha da etkiliyor. O yüzden biraz koptular bu sezonda. Sezon açılışta zaten tamamen Carmi bölümüyle başlamıştı. Az diyalog, çok müthiş bir bölüm, güzel bir müzik üzerine. Karmi'nin hem geçmişinde hem Donan'ın eve girdikten sonra o meşhur bölümde şeylerin çatalların birbirine fırlatıldığı o meşhur bölümden sonra Donan'ın eve arabayla girişi. Ve ondan sonra Carmen'in nasıl gittiği, orada Claire'ı görmesi, kardeşi Natalie ile olan diyalogları vesaire diziye müthiş bir giriş yapmış. Zaten sezonda en iyi bölümlerinden biriydi. Tabi burada gördüğümüz her şey aslında bir yandan da Carmen'in zihnine kazınmış şeyler. Bunları biz sezon boyunca yine göreceğiz. Carmen'in stresli anlarında, sinirlendiği anlarda, sakinleşmeye çalıştığı anlarda hem o mutlu anlarını hem bu stresli anlarını göreceğiz. O yüzden aslında direkt bu bölümde birlikte çalıştığı şeflerle onu görmek de diziye iyi bir giriş sağlamış. Şef Blow gibi işte çok ünlü şefler de var. Gerçek hayatta da olan şefler. Şef David ve Terry gibi işte Oliver Coleman'ın canlandığı şefteri gibi kurgusal şefler de var. Bunların hepsinin aslında Carm'i nasıl şekillendirdiğini görüyoruz. Burada zaten ironik olan ki beni en çok etkileyen de bu oldu Carm'i üzerinde. Bu kadar fazla şefle çalışmasına, çok güzel ortamlarda çalışmasına rağmen gidip özellikle o psikopat, nerd gözlüklü, devamlı bunun kafasına vuran psikopatça hallerde ona zorlayan şef David'in asıl karmi oluşturması beni en çok etkileyen kısım oldu. Çünkü ondan aldıkları muhtemelen diğer şeflerden aldıklarına göre daha böyle baskın çıkmış. Hatta bir kanser gibi zihnini sarmış. Çünkü oradan aldığı negatifi düzeltemiyor. Şimdi diğerlerinden hep bir şekilde hatalar yapıyor o hatalar karşılıklı konuşarak düzeliyor. Hatta şefteri bile sakin bir şef olsa da yer yer sert çıkıyor. Sakin bir sert çıkış var ki o da tehlikelidir aslında patron ya da böyle işte şefler düzeyinde. Hatta hafif aşağılamaya kadar gidebilir. Yanlış anlaşılabilir. Ama hepsiyle bir çözüme gidiyor. Onları kabul ediyor, öğreniyor, karşılık veriyor, düzeltiyor, dinliyor. onları bir connection kuruyor. İşte hatta teriyle hatta çizimleri üzerinden konuşuyorlar. Belki annesiyle yapamadığı konuşmaları onunla yapıyor. Diğer erkek şeflerle baba babasıyla yapamadığı konuşmaları yapıyor ama David bunların tamamen dışında. Evet David'in de son bölümde gelip dediği gibi hani ben sana yeteneğini kazandırdım işte sana özgüven verdim sana liderlik verdim seni mükemmel bir şefe çevirdim ama sendeki bütün insani duyguları o ruhu empati falan hepsini de söküp attım çünkü bunlara gerek yok bunlar olursa iyi bir şef olamazdın demesi işte aslında Carmen'in onunla yaşadığı hiçbir şeyi düzeltememesi hatta son bölümde yine gördüğümüz gibi onunla yüzleşmek için yıllarca beklemesi devamlı onu düşünmesi hatta David'in onu hiç düşünmemesi bunun üzerine. Onu daha da sinirlendiriyor zaten orada. Kafayı buna taktığını ve düzeltemediği için devamlı olumsuza odaklandığını görüyoruz. Aslında bu doğal bir süreç. Hani bu bazen bizde de oluyor, yayıncılarda da olan bir şey. Hatta seyirciler hep yazar bir abi bunları ne takıyorsunuz bu yorumları boş verin takmayın diye. E, öyle olmuyor. Yani tek bir olumsuz yorum hele de senin kişiliğinle ilgili yanlış bir bilgi veriyorsa yanlış bir fikir oluşturuyorsa ya da seni etkiliyorsa düzeltmek istiyorsun. E düzeltmek için o insana ulaşman lazım. Ulaşamıyorsun. Çünkü nasıl ulaşacaksın o internette? Birisi nereden bulacaksın? Bazen yazdığın yoruma yanıt bile alamıyorsun. Yorum yazmak bazen ters de tepebiliyor. Yani bu evet mantıksız, anlamsız gözükse de bunlardan kaçabilir misiniz gibi hissettirse de Maalesef öyle olmuyor. İş yerinde de bu çok olur. Yani patronunuzda olabilir, grup liderinizde olabilir, bazı arabi bir müdürünüz de olabilir. Böyle durumlarda kaçmak, düzeltmek elinizde olmadığı için işte bu travmalar zihninizde yer ediyor ve Karmin'de yaşadığı bence bu. Hatta şunu da görüyoruz. Özellikle Karmin'in başına hep neden geliyor? O telefonları açmamak, hani iki türlü de. Hani birilerine telefon açmamak ya da ona gelen aramaları açmamak da onun başına bunlardan geliyor. Çünkü telefonla artık arasında çok kötü bir ilişki var. Şimdi böyle deyince biraz tuhaf durdu. Telefonla ne ilişkisi olabilir bir insanın diye ama aslında bunu şurada görüyoruz. Ee, i̇lk başta vedalaşırken şeyle kardeşi Natalie ile işte bak ben istediğin zaman ara ben yardımcı olacağım işte ona para veriyor, destek oluyor falan. O aralarda daha görüşüyorlar ama aradan kısa bir süre geçtikten sonra Natalie'den gelen ilk telefon ki onu da iki kere duymuyor başta. Daha sonra açıyor ve abisi Mike'ın ölüm haberi geliyor. Muhtemelen burada artık o zihnine yerleşen ölüm haberiyle telefonu açmama durumunun zihninde birleşmesi artık onu tamamen koparmış durumda. Telefondan korkuyor her gelen aramada bir şey olacağını düşünüyor ya da kendi yaptığı aramalarda kötü bir sonuca gideceğini düşünüyor. Bu da gerçekten hayatta çok sıklıkça yaşayabileceğiniz bir şey. Yani bazı travmaların eşlikçisi olan durumlar kafanızda eşleşiyor ve bir daha bu anları yaşadığınızda ya o aksiyonu tekrar ettirmek istemiyorsunuz ya da kaçmaya çalışıyorsunuz. Karmide o telefonları açmayarak aslında kendi zihninde kaçmaya çalışıyor. Ama tabii bu artık daha fazla insana zarar veriyor. İşte Claire'a zarar verdi bu sezonda kardeşi Natali doğuracak o yine ulaşamadı. O gerçi kimseye ulaşamadı ama o, o, bölümü de ayrıca konuşacağız. Bunun da köklerinin nereden geldiğini yine bu sezonda çok güzel katma katman bize vermişler. Tabi Carmen'in Şef David'le yaşadıklarını onu nasıl şekillendirdiğini konuştuk ama şöyle bir detay da var. Hatta dizide ben bunu ikinci izleyişimde fark ettim. İlk izleyişi biraz daha böyle relax çok detaylara dikkat etmeden genel bir şekilde izlemiştim. Bu video hazırlanırken ikinci izlemeyi yaptım. Bütün bölümleri detaylıca izlerken şu ince detayı kaçırdığımı fark ettim. David'de bir yemek yapıyorlar. David işte devamlı kendi kafasındaki sosu koyuyor. Bir gün o sosun materyali bitiyor. O arada David yok. Pardon materyal bitmiyor özür <laughs> diliyorum değiştiriyorum. O materyale karşı rezeneydi sanırım. Müşterinin şeyi var alerjisi var. Alerjisi olunca işte içeriden servisten bilgi geliyor karmiye. Diyor ki işte bu reçetede parşi veren müşterinin Rezene'ye alerjisi var değiştirmemiz lazım ve Chef David ona bir türlü izin vermediği o kayısı sosunu koyuyor. Şimdi bu çok güzel bir detay ve sonra bu yemek onun yemeğini yemeye giden Sydney'e ye gidiyor. Sydney'nin daha genç halini görüyoruz işte saçları farklı vesaire. Ve burada devamlı o kendi imzasını atmak kendinden bir şey katmak için çaba sarf eden Carmen'in aslında o zaman gerçekten bir şef olmaya başlıyor. Bunun aynısını Sydney'e yaptığını görmek sezon boyunca çok iç burkuyor aslında. Çünkü Sidney devamlı menüye işte ortak olmak istiyor. Ona fikir vermek istiyor. Beraber üretelim istiyor ki geçen sezonu yine hatırlarsanız hatta ilk sezonda ilk başladıkları dönemde de hem Sidney ondan öğreniyordu hem de iyi fikirler veriyordu ve Carmi bunları alıyordu. Bazen alıyordu bazen almıyordu ya da bir beraber yaratıyorlardı. Evine gidip orada çalışıyorlardı. Şimdi tabii Carmi artık bunların hepsinin vakit kaybı olduğunu, hızlı hareket etmesi gerektiğini ve kendisine artık kendisine kanıtlamasına kanıtlaması gerektiğini düşündüğü için Sidney'i de eledi. Halbuki ona yapılanın aynısını şu anda Sydney'e yapıyor yani 3. sezonda. Bu bayağı travmatik bir durum. Yani Sydney'nin de tabii bunun farkına varacağı bir gelişme de yok. Yani sezon sonunda evet David'de olan ona nasıl baktığını vesaire görüyor ama Carmichael bunun nereden geldiğini bilmiyor. Hatta o yemeği de. ...o şekilde ona geldiğini de bilmiyor. Onun yaptığı bir yemek olarak biliyor başta. Hatta yine bunun bir yansıması olarak da... ...bir noktada e, Sidney... ...kendi sosuyla ilgili bir öneri veriyor. Hayır diyor ben... E, ...yine kayısı sosumu koyacağım. Öyle devam edeceğiz diye. Hiç ona dokundurtmuyor. Bayağı tatsız. Yani dizinin bu detayı... ...sezon başından alıp... Sinir ile Carmi ilişkisine koyup hatta bunun detaylarını şurada da görüyoruz. Hemen ona da bir parantez açayım. İşte Carmi mesela işte o David'in restoranında böyle psikopatça yerleri temizliyor. Yerleri siliyor işte Sinir'in de hep yerleri bir şeyler döktüğü, yerleri kazıdığı, tezgahları temizlediği anları görüyoruz. Diğer karakterlerle olan ilişkilerini görüyoruz. Hatta Sidney de yavaş yavaş kendisi de bozulmaya başlıyor ve sezonun yine başından sonuna kadar anksiyetesi tavan yapıyor ve Zaten son bölümde de bu anksiyetesinin dışa vurumunu görüyoruz. Ki ilk sezonda da aslında yine restoranı ilk açtıkları ya da yeni yeni topardıkları dönemlerde de anksiyetesi daha minik minik geliyordu. Panik hata daha doğrusu daha minik minik kendini gösteriyordu. İşte o anda babası geliyordu. Ne bileyim başkalarıyla diyaloğa girip bunu toparlayabiliyordu. Bu sefer tamamen yalnız kaldı çünkü ağır bir karar da alması lazım. Ama neyse sonra Sydney bölümünde zaten konuşacağız. Tabii Carmen'in bu restoranı yapma çabasında da Sydney'le çok tartışıyor. Yani bu neden yapıyorsun? bir fikri yok. Aslında tamamen kendi tatmini için bile değil. Tamamen orada bir kendini kanıtlama çabası var ama bunu niye yapıyor? Neden yapıyor? David'e mi kanıtlıyor kendini acaba hala? Ya i̇zlerken hep bunu düşündüm. Yani David orada olsa ve görse diye mi istiyor? Aynısını mesela annesiyle de yaşıyor. Ondan gelen bütün travmalar, Mike'dan gelenler Mike'la yaşadıkları aslında hiçbirine kendisini birebir olarak yüz yüze hiçbir zaman kanıtlayamadı. Zihninden geçenleri aktaramadı. Onlarla birlikte olamadı. Onları sevemedi. Yani sevemedikçe sevmeyi de beceremiyor şimdi. Bunu yaşıyor muhtemelen ve o yüzden artık bu restoranı açması ve yürütmesi tamamen buna odaklı ve hiç kimse mutlu değil aslında şu anda. Bu da daha tatsız bir hale bürünüyor. Tabii restoran dışında da dizinin yine e, tarafında çok güzel verdiği detaylar vardı bu sezonda. Mesela ile olan muhabbet işte hangi günleri seversin sevmez muhabbete girmişlerdi. Şimdi tabii dizinin burada neden bu gün konusuna bu kadar takıldığını düşünüyordum ben de. İşte burada Carmi de pazar gününden çok sevmedi yani daha doğrusu pazarın favori günü olmadığını söylüyor. Biraz böyle düşününce bununla ilgili bir şey vardı, bir hikaye var diye bir tekrar Google'ladım, bir eski bölümlere baktım. Aslında 1. Evet, sezon 8. bölümde şöyle bir bölüm vardı The, The Bear TV Show diye bir rüya görüyordu karmi orada bir TV şovuna çıkıp işte bir yemek yapıyordu seyirci gülüyordu bağırıyordu vesaire bir reality show gibiydi onun için orada hatta elini yakıyordu ya yani bu sezonda yine temalarından biri ona iz bırakan o yara izi de muhtemelen böyle bir andan geliyor ama biz orada rüyada görüyorduk ve eli yanıyordu muhtemelen bir restoranda ya da evde o tencereyi tuttuğunda gelen bir araydı ya da belki başka bir yerde verdi ben de kaçırmış olabilirim hatırlayanlar varsa yazabilirler ekstradan ama bu bölümde görmemiz ekstra detaylı detaylandırmış bir sezonu neden? Çünkü işte Krale olan muhabbetinde de pazar günleri favorim değildir diyor. Çünkü her pazar aslında Mike abisi onlara yemek yaparmış. işte beef brashol diye bir yemek yapıyormuş. Ve abisi de zaten vefat ettikten sonra bu pazar günleri muhtemelen onun için artık zihninde bir travmaya dönüşüyor. Onunla ilişkilenmiş durumda tamamen ve o gün geldiğinde muhtemelen daha da kötü bir hisse bürünüyor uyumakta zorlandığından bahsediyor. İşte zaten o suçluluk stres, iş kaygısı, hayat kaygısı ailesiyle olan bağlarının artık kopma noktasına gelmesi özellikle annesiyle. Devamlı karminin zihninde böyle hiç durmayan sesler yaratıyor. ve Bu seslerde devamlı o kötü anıları zihnine geri çağırıyor ve uyutmuyor. Evet bazen hepimiz için galiba bu uyuma ritüelleri zor olabiliyor bu açıdan. Hiç düşünmediğiniz bir anda aklınıza o kötü günlerden bir sinyal gelebiliyor ve çok kötü şeyleri geri çağırabiliyorsunuz. Muhtemelen Carmi de burada bunu yaşıyor ve Claire aslında bu diyaloğunu vermeleri de güzel. Neden güzel? Çünkü Claire aslında bunları onda dışarı çıkarıp konuşan aslında bir terapist gibi. Onunla konuştukça rahatlatan. Hani burada şey gibi düşündürtmemiş dizi bizi. O çok yani işte sorunlu adamın yanındaki kadın. Onu iyileştirecek şimdi. Her adamın böyle bir kadına ihtiyacı var. Lan yani bir tribe girmiyor. Aksine ikisi de karşılıklı işte Claire'da nasıl hastanede hatalar yaptığını, bu hatanın sonucu neler yaşadı, nasıl stresli günler yaşadı, uykuda onun da bazen zorlandığını, kaygılar yaşadığını anlatıyor. Ve karşılıklı konuşarak hiç kimseye anlatamadıkları şeyleri dışa vurabiliyorlar bunları belki kafalarında hiç düşünmedikleri bir şekilde de birbirleriyle konuşarak çözüme kavuşturabiliyorlar. Claire'ın ondan kopmasının önemi bu işte bu sezonda. Hatta farklar bunu düzeltmeye çalışacaklar ki farklara da ayrı bir parantez atacağım bu sezonda. Yani Claire'la olan ilişkisi Claire olmadan bu sezon muazzam derinleşti. Şimdi diziyi de buradan övmem lazım. Yani bir sevgililik ilişkisini iki sevgi, yani sevgilinin sevgili olan iki tarafın aynı anda dizide olmadan ilerlemesi hatta ayrıldıklarında bunun etkisinin insanları sadece bir kişi bütün insanları etkilemesini mükemmel yakalamıştı David Bence müthiş bir yazarlık. Çok etkilendim. Özellikle ikinci izlediğimde yani herkes şeyde artık kıl oluyor böyle. Ay vıcık vıcık ilişki abi onunla ilişki onunla ilişki. Hadi mi? Çünkü şöyle kadar çıkmıştı işte. Karmi Sidney mi beraber olacak vesaire. Biraz böyle seyirci de böyle cıvık ilişki ya da böyle devamlı birbirini iyileştirmeye çalışan dandik sevgililerden sıkılıyor tabii. Hak veriyorum. Burada işte bundan kurtulmak için ikisi ayrıyken ikisinin bu kadar etkili olması böyle bir ilişkinin çevresini nasıl etkilediğini anlatabilmesi gerçekten Store'un büyük başarısı. Yine Karma bölümünde konuşmak istediğim bir sekans daha var. Özellikle onun gittiği isimsiz toplantılar, isimsizler toplantısında yapılan bir konuşma. Özür dilemek ve alkolik bir insanla yaşamak üzerine. Bu diyalogları tabi detaylıca şimdi vermeyeceğim ama yine o kısmı Dikkat etmeden izlediyseniz tekrar açık, açıp izlemenizi öneririm. Özellikle annesinin, Dona'nın bir alkolik olarak nasıl yansımalar yarattığını çocukların üzerinde ve bunun üzerine kendisini de özür dilememe özelliğinin biraz da karmiye nasıl geçtiğini yine burada görüyoruz. Ee, özür dileme konusu gerçekten zor. Dizi de bunu iyi yakalamış yine. Yani bir insana karşı evet yani gerçekten hatalı olsanız bile özür dilemek kolay değil. Çünkü şundan da değil. Hani bir gurur meselesi yapmak vesaire. Sonrasında ne olacak? Yani özür diledin. Bunun devamı var mı? Yani bu özür niye diliyorsun? Yani gerçekten düzeltebilecek misin bir şeyleri? Bence en kritik yanı bu. Zaten bunu yapamadıkça daha çok zorlaşıyor. Kalbiniz sıkışıyor. Çözüm üretememek. Ya yani konu aslında özür dilemek de değil. Özür dedikten sonrası ne olacak? Artı olarak işte yine Dona'nın bir alkolik olarak ki orada başka bir kişi kendi ailesinden birinden bahsediyor bir alkolik olarak ve içkiyi bıraktığı için hemen yine onun adına mutlu olup yine onu mutlu etmeye çalışmalıyım gibi hissediyorum ve bana hiç adil gelmiyor diyor. Çok haklı ki bunun da yansımasını yine dizide Natalie ile annesi Dona'nın doğum bölümünde göreceğiz. orada yine detaylıca konuşacağız. Bu sekansı da yine Carmen'in hikayesi için çok önemli bir bölümdü. Gelelim ...sezon sonundaki Şef David ve Şef Terry ile... ...Karmi'nin yüzleşmesine. David ile yüzleşmesi... ...tabii daha böyle sert bir şey mi olacak falan... Olan ...kavga mı çıkacak, yumruk mu atacak falan gibi... ...bir yere giderken çok tadında yaşandı. David'in aslında ne kadar umursamaz biri oldu... ...onu hiç düşünmediği, soyadını bile yanlış hatırladığı... ...bir karakter de aslında Karmi onun için... ...ve Karmi hiç beklediği o, ...nasıl diyeyim kendi içini dökmeyi... ...o katarsisi yaşayamadı yani Davidle ...daha da kötü oldu bence onun için bir de üstüne adam üste çıktı yani rica ederim ya ben sana işte müthiş bir şef yaptım lider yaptım özgüvenim benim sayemde falan deyip üstte de çıktı. Ama evet böyle adamlar böyledir. Yani diyor ya Karmi de sabah ona kadar birçok insanın yapamayacağı, yapamayacağı bir sürü şey yapar. Tam bir psikopattır, ruhsuzdur. Hiçbir şey düşünmez, mutlu olmaz, size zarar verir, acı çektirir diye. Evet bu adamlar zaten hiçbir şey düşünmez de bunun farkında bile olmazlar bazen. Hepinizin hayatında böyle tipler bir noktada girer ve çıkar ve siz unutamayabilirsiniz. Buna hazır olun. Yani belki şimdi kadar yaşamadıysanız Yine yaşama ihtimali çok yüksek. Yaşadıysanız unutmuş olabilirsiniz. Ama maalesef böyle insanlar var. Burada da karma kendini belki rahatlatacak yüzleşme aradı ama maalesef çok da bulamadı. Ama tabii bir yandan da böyle insanlar işte gurur duyuyor. Yani Size bir ürün gibi görüyor. Ya yani daha doğrusu bir kendi yarattığı kendisinden kopan ve bir miras gibi görüyor. Yani herkes miras konuşuyor işte. Ya ben şeften bunu öğrendim, bunu tavsiye ettim işte. Markus öğrendiği bir sosu Tina'ya öneriyor. Oradan çıkan bir şef başka bir yöne gidip e, yine bir başlangıç noktasını aldığını daha güzel bir şekilde öteye taşırken Chef David kendisinden o kopan mirası böyle psikopatça acayip egoist bir yerden böyle seviyor. Ya kim olduğumunda değil. Onun böyle ondan kopmuş bir kopyası gibi, bir parçası gibi aslında yeni bir şeye dönüşmüyor. Bundan mutlu olan bir adam şef David. İşte böyle insanlar gerçekten varlar. Belki Karmide burada bunu anlayıp gelecek sezonda belki bu diyalogları düşünüp kendisini biraz iyileştirebilir. Ya umarım işe yarar. Şefteli ile olan konuşması ise daha ilginç, daha pozitif bir yerde tabii ki. İşte ben ya işte bir devir kapanırken yeni bir devir başlıyor. Hatta ben buraya biraz şey gibi hissettim izlerken. İşte bir, 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 grup mezuniyet töreninde oh be bitti gidiyoruz. Bir grupta yeni geliyor daha birinci sınıf abi dört sene var ne yapacağız nasıl bitecek bu okul diye. Kenarda böyle acılar çekiyor. Biraz öyle hissettirdi o sahne. İşte belki de Şefter'e işte teşekkür ederken ya bana çok şey kattınız falan derken böyle belki motivasyon işte çok iyi olacaksınız işte aslansın kaplansın gibi bir konuşma gelmesini bekliyor belki de. Ama hiç öyle bir şey gelmiyor Teri'den. Ben de çok şey öğrendim. Uyumak daha fazla uyumak istediğimi öğrendim. Londra'ya daha fazla gitmek istediğimi fark ettim. Artık daha insan gibi yaşamak, yeni insanlarla tanışmak, partilere gitmek istediğimi fark ettim diyor. Evet iş hayatı da biraz böyle işte. Çalışma hayatı gerçekten boktan bir şey. Yani hem sizin her şeyiniz olabiliyor hem de hayatta kaçıp kurtulmak istediğiniz tek şey de olabiliyor. Bazen çok sevdiğiniz şeyler tahmin işe dönüşünce ondan uzaklaşabiliyorsunuz. Ya çok karmaşık iş dünyası. Hatta yine. E, Tina üzerinden de konuşacağız onu. Her yaş aralığında da farklı bir şeye bürünüyor aslında çalışma hayat sizin için. Tabi Terry ile Kaymaras'ta da yine bir yaş farkı var. Ve tam aslında klişe tabirle benim geçtiğim yollardan geçeceksin demek yerine ona hiç onu mutlu etmeyecek belki hiç motive etmeyecek bir sonucu veriyor. Karamsar bir sonuç aslında yani karmi şunu düşünebilir orada. Tamam ben restoranı açacağım, yapacağım, yapacağım, yapacağım. İnsanları besleyeceğim, kendimi tatmin edeceğim. Herkes mutlu mu olacak? Yok bir gün kapatıp gitmek zorunda kalacaksın. Yani bıkacaksın, sıkılacaksın, mutsuz olacaksın. Zaten ben Carmen'in de şeflikten mutlu olduğuna emin değilim artık. Çok yüksek ihtimalle de gelecek sezonda belki de ayrılacak. Yani restorandan ayrılacak diziden değil. Ve belki başka sevdiği şeyler yapmak onu daha mutlu edecek. Neyse bunları göreceğiz tabii. Evet Carmen bölümü böyleydi. Belli noktalardan Carmi'yi yakalayıp konuşmaya çalıştım bu sezon için. Yine tabii diğer karakterleri konuşurken Carmi'ye böyle alver yapacağız. Şimdi Sydney'e geçelim. İkinci sezonun sonunda da yine Sydney restoran dışında böyle bir ilk o panik atak geliyor anlarını yaşıyordu ufak ufak ve orada babası gelip ona destek oluyordu. Ona da böyle bir sinirle karışık bir gülümsemeye giriyordu. Çünkü aslında babası da restoranda olduğu için ki o da ona kendisini kanıtlamak istiyor. Çünkü babası da böyle evladım işte devlete gir bir sigortalı işin olsun modundaydı biraz. Ki bu sezonda da babasıyla çok rahat yaşayamıyor artık evde. Yani Sydney'de evet genç olsa büyüyor. Bir iş sahibi var. Hatta iyi paralar kazanabileceği bir iş, işi olmak üzere. artık babasında yaşarken sorunlar yaşıyor. Kendi gibi davranamıyor. Devamlı bir yandan ona da bakması gerekiyor. Bunu da görüyoruz sezon ilerleyen kısmında. İşte kızım ya bilmem ne tesisatçı Telefonu neydi? Ona bir versene, onu alsana. Bu neredeydi? Şu neredeydi falan gibi diyaloglara giriyorlar. E bir yandan da bu yani hem babasını tatmin etmek istiyor ama ondan da biraz artık uzaklaşmak istiyor. Kendi yoluna gitmek istiyor. Bunu yapacağı yoldaşları da onu mutlu etmiyor. Ne işi, ne yoldaşları, kim bu yoldaşlar? İşte Karmi en önemlisi. Yani o Markus'ta da ilişkisi biraz kompleks bir hale geldi zaten annesinin ölümüyle beraber. Kendisi de birazcık bu tarz durumlarda nasıl insanlara yaklaşır, uzaklaşır bunları çok çözemiyor. Dikkat edersen ikili diyaloglarında hep bir yerden sonra tıkanıyor. Hatta bazen yalan söylüyor. İşte bu bu da biraz ona karmiden gelen bir kötü özellik olmaya başladı. Tabii yalan söylemesi değil ama zorlanması, diyaloğa girerken sıkıntı çekmesi. Çünkü bu özgüvensizliğiyle ilgili bir şey. burada da artık sezon boyunca devamlı iş ortamında yaşanan her şey. Bağırışma, çağrışma, işte fikir tartışmaları, parasal durumlar, işte Şef Shapiro'nun ona yaptığı teklif falan derken onun da kafasının yavaş yavaş gittiğini gittiğini görüyoruz ve son bölümde de parti sayesinde artık düşün. En mutlu olduğun anda ki bak bir kere bu bana evet bir kere bir çalıştığım bir iş yerinde olmuştu. Böyle yazlığa gitmişim pardon tatile gitmişim çok güzel böyle çeşmeye bir yere gitmişim. Kafam sakin arada denize giriyorum hiçbir şeye bakmıyorum. Bir haftam var zaten iki hafta izin bile alamıyorsun üst üste. Her şey çok iyiydi değil o anda? Hiçbir şey düşünmek istemiyorsun ama bir anda geliyor işte. Ah diyorsun lan dönünce şu mail vardı. Ona yanıt vermem lazım. Şu ajansta yapacağımız bir görüşme vardı. Onu kesin halletmem lazım. Patron buna kesin kızacak. Öf, öbür adam proje yetiştirebilecek mi? Yazılımcılar ne yapacak? Böyle bir anda böyle çöküyorsun. Ve geri dönemiyorsun tatile. Sinirin bütün sezonu böyle. Devamlı böyle biraz mutlu olabileceği bir şeyler buluyor. Ama o devam negatiften besleniyor. Da. Çıkamıyor oradan. Yanında birisi de yok konuşabileceğiz. Çünkü Carmilla de diyaloğa giremiyorlar. Carmilla mı itiyor? Karışma, etme. Richie'de zaten yok. ...Markus da var ama Marcus da annesinin ölümünden dolayı bir iyileşme sürecinde o da çok giremiyor bunlara vesaire. Sidney baya yalnız hissediyor kendini. Hatta bunu şeyde de çok iyi anlıyoruz. Yeni eve çıkıyor. Yeni evini düzeltemiyor bile. Ya orayla uğraşmıyor bile. Ya orayla bir bağ da kuramamış. Öyle oturuyor. Evde eşya yok. Bir tane buzdolabı var. İşte 3-5 sandalye. Zaten o da Carmi gibi yine dolabı, hazır pizza ve Waffle'la doldurmuş. Sonra bu komik bir yere gidiyor ama artık Sinin'in de bu işi ben seviyorum, yapmak istiyorum ama doğru yerde miyim? Doğru yer burası mı? Doğru insanlar bunlar mı? Sıkıntısını çektiğini görüyoruz. Bir yandan da seviyor, yani o aile ortamını seviyor. Mesela Natali ile arası çok iyi ona yemek götürüyor. Daha önceki sezon hatırlarsanız kimse onunla ilgilenmediğinde çok güzel bir omlet yapmıştı. Marcus da konuşuyor. Tina'ya bir şey öğretmek çok hoşuna gidiyor. Herkesle ilişkisi fena değil Karmi dışında. Ama bunlar da onun için yeterli mi? Yani bu sefer de bir aileyi terk edeceğim içgüdüsüne giriyor. Ve sanki ya onlar zor durumda, onları zor durumda terk edersem ayıp ederim gibi kendi üzerinde baskı yaratıyor. Bu da aslında neye bağlanıyor? Özellikle Dona ile Natalie'nin yaptığı devamlı seni mutlu etmek zorunda hissediyordum diye ona bağlanıyor. Oraya da Natalie bölümünde de detaylıca gireceğiz. Tabii genel olarak Akdeniz kökleri var dizide. Yani İtalyan kökenli bir aile olduğu için Berzat Dolar. Her şeyi hemen yapalım, hızlı yapalım. Yatırım yaptık hemen geri alalım. İşte Uncle Jimmy böyle. İşte sporda da böyle dışarıda. Yani her şeyde böyle. Siyaset bile böyle. Hemen biri geldi değilsin. her şey hızlıca toparlansın. Bunun için hep bir tekil olma durumu var. Yani tek elden yürütelim. Yok, böyle olmuyor bu iş. Zaten seni de bu yüzden çok gerildi derken. Shapiro'nun teklifi geliyor. E, Ever'da çalışan, şeftirinin restorana çalışan Shapiro'dan teklif geliyor ve diyor ki ben restoran açacağım. Yine bunu çok hızlı yapacağım. Hemen birine ihtiyacım var. Her istediğini yapabilirsin. E, ekibi sen kur. Ben şeflik yapmak istemiyorum. Sadece organize etmek istiyorum. Her şey sen kaybedeceksin. 80 bin dolar hemen sigorta prim. Müthiş bir teklifle geliyor. Diğer taraftan da Sidney, Natalie ve hatta Uncle Jimmy de devamlı ona ya biz sana sözleşme attık. 9 sayından. Bunu imzala artık e, hadi adını koyalım sen de ortak oluyorsun buraya diye. Tabi onlar biraz daha ortak ettikleri için az bir para veriyorlar 70 bin dolar üstüne 3 ay sonra başlayacak bir sigorta. Bu da biraz travmatiktir ya bizde de Türkiye'de çok yapılırdı bu sigorta 3 ay sonra niye yani ben yarın da başıma bir iş gelir niye 3 gün sonra desen bir yanıtı yok tamamen e, biraz da çakallık aslında. Ya teklif bir, bir tık altında aslında ama yakın. Ama burada bence yine Sidney neden hızlı yanıt veremiyor Shapiro? Ya bir anda kesip atamıyor. Yani Carmi ile veda konuşması yapmaya çalışmasını görüyoruz, provasını görüyoruz. E, arada Shapiro geliyor, o soruyor ama o veda konuşmasını yapamadığı için onunla konuşamıyor. Tekrar Karmi o veda konuşmasını yapmaya çalışıyor, yapamıyor. Doluyor, doluyor, doluyor. İşte o da şundan emin değil bence. Bir hazır mıyım? İki evet hani buradan çıkacağım Carmine'in yanından kurtuldum diyelim. Gerçekten Shapiro ve onun yanında aradığım ortamı bulabilecek miyim? Çünkü hatırlarsanız Sidney geçen sezon bir sürü restoran gezmişti. Coach Kane'in kitabı ona hediye edildikten sonra. Mike Krzyzewski'nin ünlü NCAA koçu. zamanda Amerika milli takımında koşunu yapıp çok büyük başarılara imza atmıştı. Oralarda gördükleri, Ever'da gördükleri, Karmi ile de beraberde yaşadıkları. Bence onu da restoran dünyasına karşı biraz itmeye başlıyor. Tam buraya gideceğim. Buradan kurtulmak mı, için mi oraya gidiyorum yoksa gerçekten oraya gitmek istediğim için mi gidiyorum? Ya yani gerçekten orada istediklerimi yapabilecek miyim? Bence bunu yapamayacak. Çünkü Shapiro da sonuçta evet her şeyi vereceğim dese de genelde patronlar böyle başlar. Siz de ya. Her şey sende kardeş. Sen ...sendeyiz hiç karışmayacağızlar. der... İ ...ikinci ayda karışmaya başlarlar... ...hatta burada sinirli tuhaf bir diyalog da yaşıyor Shapiro'da... ...işte yediğim deniz tarağı çok iyiydi falan diye... E, ...Karmi gibi değildi diyor hatta Shapiro... ...aa evet ya ikimizin fikri diyor... ...değil yani onu Karmi yapıyordu o yemeği... ...yani kendisini de karşı dışarıya karşı... ...yine review çıktığında da ilk yemeğini yaptığında... ...ilk sezonda biraz böyle... ...öne çıkarmak biraz kendine payda almak istiyordu ki... ...haklı da bir yandan... ...çünkü Karmi onu işin içine katmayınca... Diğer bütün incelemelerde ya da röportajlarda hep sanki her şey karma yapıyormuş gibi oluyor bu seferde. Bir takımdan bahsedilmiyor. Esinli daha eşitlikçi biri. Takım olalım, beraber çalışalım, birbirimizle uyumlu olalım istiyor. Bunu Shapiro'da hiç tanımadığı bir Shapiro'da bulabilecek mi? Emin değil. Çünkü o kadar restoran gezip de farklı ortamlar görünce, herkesin sorunlar yaşadığını da görünce Buna bence net ikna olamıyor. Ya yani belki de işte bu yalan söylemesinin altında da Carmino'nun özgüvenini kırması da var. Ya yani Mike de ona yapıyordu ya Mike de onu pek sallamıyordu. ama Mike onu kendi içinde koruduğunu zannediyordu. Belki Carmi de öyle düşünüyor. Tamam ben şimdi burada sorumluluğu alayım. Sidney zaten ortağımız. O şimdi çok arabanın altına gitmesin gibi düşünürken aslında onun özgüvenini kırıyor da olabilir. Ve tabii ki Karmi yine onun dinle diyor diyalog gibi her sinleyle tartışmasından sonra ya da diğerleriyle de yapıyor bunu. Özür diliyor. Ama bir anlamı yok işte. Bunun altı yok. Özür diledim. Peki değişiyor mu? Yani evet özür dilerim. Bu konuda hata yaptım. Şimdi seni bu yeme orta ortak ediyorum. Hayır. Ve sinle diyor ki sana ayak uydurmak zor oluyor yani. O da bunu sikil olarak anlıyor. Bak burada da kendisini tamamen yetenekleriyle ve duygusal olarak kopmuş bir şekilde buluyoruz karmi. Halbuki onu ayak uydurma konusunda daha manevi bir yerden, daha ekip olma, dost olma, birlikte çalışma, oradan yakalamaya çalışıyor şimdi. Ayak uydurma derken bunları kastediyor ama karmi hiç orada değil. Ya ben tabii daha tecrübeliyim ondan kardeşim falan gibi sarak bir muhabbete getiriyor. Ya işte bu zor bir konu. Neden zor? Bazen dışarıdan bazı insanlara hayran olursunuz bir noktada aynı sektöre girersiniz. Eğitiminizi tamamlarsınız ya da o sektörde kariyer yapmaya başlarsınız vesaire. Ve uzaktan yıllarca gıpta ederek baktığınız insanlarla belki yan yana çalışırsınız. Belki sektöre girdiğiniz için daha fazla bilgi almaya başlarsınız. Ve büyük hayal kırıklıkları çıkar ortaya. Bu oluyor. Yani o işte 10 sene 15 sene dinlediğin, okuduğun, belki işte yaptığı yemekleri yediğin insanlar hiç öyle kişiler çıkmayabiliyor sana karşı çok farklı davranabiliyorlar. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve çok zorlayıcı bir süreç. Ayaklarını da geri geri götürecek bir süreç. Ve Sid de yani Sidney de Kamile konuşamadıkça aslında biraz Natalie ile Dona arasındaki ilişkiye dönüyor. Natalie de nasıl Dona'ya devamlı seni mutlu etmek zorunda hissediyorum diyor bir noktada. Doğum bölümünü konuşacağız tekrar hatırlatayım. Sidney de öyle ya olan şu an morali bozuk gibi konuşmayayım tamam o şimdi toparlayacağız şey yapmayayım. Zorla Mimet'in ki geçmiş sezonlara daha fazla didişiyordu. Mesela beyar açılmadı çünkü artık o zaman işler daha kolaydı. Bir dönüşüm süreciydi. Zaten kötü durumlarda Kaybedecek bir şeyleri yoktu. Şimdi çok büyük bir para konmuş durumda ortaya. işte ilk incelemelere odaklanılmış durumda. Büyük yorumcular ne diyecek? Bunlar bekleniyor. Foot e, food kritikler ne diyecek? Bunun stresi var. Böyle bir anda sanki onu mutlu etmek zorundaymış gibi hissediyor olabilir alttan alttan de Bu da ona etkiliyor. Ve yine sezonun sonuna doğru Carmi işte Ever'ın cenaze yemeğine giderken Sidney'i de davet ediyor. Sydney başta ya ben yapabilirim bana göre değil orası falan derken. Gidiyor ve bu kısım müthiş. Gerçi yani işte sezonun kapanış bölümünün gerçekten e, ...muazzam bir bölüm. Burada gerçek şefler de var, kurgusal şefler de var. Hepsi masaya oturuyor. Neden yemek yapmayı sevdiklerini ya da sevmemeden rağmen neden bu işi yaptıklarını... ...müthiş tanımlıyorlar. Story burada da çok güzel diyaloglar yazmış. Özellikle şu çok hoşuma gitti. Yani bu odada bulunan hepimiz giderek daha fazla büyüye ihtiyaç duyan bir dünyada... ...kendi küçük dünyalarımızı yaratma fırsatına hatta belki de sorununa sahibiz... Ve ne zaman tükenecek gibi olsam içinde bulunduğumuz işin bu olduğu gerçeğini hatırlıyorum diyor şeflerden biri. Bence Sydney de burada bayağı ilham alıyor. Yani bu işi neden yapmak istiyorum ben? Hani ben de mi karmi gibi kendimi kanıtlamak istiyorum? Neden böyle düşünüyorum? Review'lara çok odaklı. ya yani bir şeye onaylanma ihtiyacı hissederek yapmanız çok zor. Evet benim işimin gereği de bu. Yani onaylanma çok güzel bir şey ama onaylanmak için bir şey yaparsanız işler işte o zaman çok boka sarıyor. Sinni de bunun için mi yapıyor acaba? Ya sevdiği için mi yapıyor? İyi yemek yapabildiği için mi yapıyor? Gerçekten insanları besleyip onlara ihtiyacı olan o güzel yemekleri verip onları mutlu etmek için mi yapıyor? Bunun peşinde. Mesela şefleri de e, bu süreci daha doğrusu şefliği yemek yapmayı iyi tanımlıyor. E, burası daha uzun bir sekaz. Yani, tamamını okumayacağım ama şunu e, anlatıyor işte ben hani restoranlarda çalıştım. Çok gençken başladım. Uzun süre çalıştığım yerlerde artık insanların büyüdüğünü, evlendiğini, çocuklar yaptığını, onların değiştiklerini gördüm." diyor ve şunu söylüyor. Yani insanların büyüdüklerini, yaşlandıklarını vesaire gördüm. "Günün sonunda insanlar yemekleri hatırlamazlar, insanları hatırlarlar." diye. İşte de aslında bir iz bırakmak istiyor ama bunu zaten çalışan yani müşteriler yapabilecek durumda değil. Öyle bir bağlantıları yok. E karma ile mi yapacak? Hayır, kime yapacak bunu? Kendi adı da geçmiyor hiçbir yerde. Böyle düşündüğünüzde çok zor. İşte hani biraz da bu restorancılığın da nasıl değiştiğini yıllar içinde gösteriyor. Özellikle Michelin yıldızlı restoranlar dediğimiz daha bu füzyon mutfağına yatkın olanlar bazen işte sadece büyü yapıp onun havasına kapılıp büyüsüne kapılıp yaşamak mı istiyorlar? Tatmin olmak mı istiyorlar? Yoksa gerçekten iyi yemek yapıp insanları beslemek, doyurmak hatta bu işi çok sevmese bile bundan mı tatmin olmak istiyorlar? İşte de bence bunu bulmaya çalışıyor ki bu masanın doğru yer. Yani karmiyle bu kadar kötü ilişkiye sahipken karminin onu soktuğu böyle anlarda işte ona iyi gelebiliyor ya da gelecek için ona bir şeyler fısıldayabiliyor. Ki bunun üzerine zaten Luka'yla ki Luka'yı da Kopenhag'dan hatırlarsınız. Sarışın şef. Ee, onunla konuşmalarında da işte kardeşi olduğunu, kendisinin tek çocuk olduğundan bahsediyor. Ya yani orada da tabii bir bir yoldaşın olmasından, yani kardeşinin olması devamlı ona vakit geçirmek ve sana birinin yoldaş olma özelliğinden bahsediyor. Sana da böyle biri lazım derken, daha doğrusu hayatında böyle biri var mı derken işte babam belki diyor ama böyle çok emin olamıyor. Ya baba e, ama aile var. Başka birisi yok mu diyor. Yok mu var mı diye düşünürken Shapiro içeri giriyor. Şimdi bu da dizinin gelecek sezon için foreshadow'u olabilir. Şimdi gelecek sezonda zaten birkaç beklentim var. Onlardan biri Sydney'nin zaten ayrılması ama Sydney'nin Shapiro ile çalışması bence ona iyi gelmeyecek. Yani orada başka sorunlar yaşayabilir. Öyle bir şey bekliyorum. Ya da Sydney ayrılmayacak, Carmen ayrılacak. Yani Sydney bir yere kadar daha devam edecek. Karmıcı ama burada da iki sorun var dizinin mekanik işleyişinde zaten tek bir restoranda çok fazla karakter anlatırken bir de iki farklı restorana bölünürsek bu anlatıyı zorlayabilir seyircinin takibini zorlayabilir o yüzden burada nasıl bir tercih yapacaklar acaba belki Sinni Shapiro ile deneyecek olmayacak Karmi onu ikna etmek için aynı Claire'a belki de gelecek sezon yapmaya çalışacak çünkü Claire'a da özür dilemesi lazım onu onu hayatına geri alamazsa. Zaten işler iyi gitmeyecek. Muhtem benzer bir sürece ile de yaşayabilir. Yani Sidney Shapiro'ya da gitmeyebilir. Sidney tamamen kendi karanlığa da düşebilir. Çalışmaya da bilir. O yüzden ortağını bulma, gerçekten hayat yoldaşını bulma kısmı Sidney için gelecek sezon çok önemli olacak. Evet zaten Sidney kısmında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonda da zaten bölümün son kısmında az önce de bahsettiğim gibi o herkesin mutlu olduğu, kendisine çok mutlu olduğu anda buzdolabına astığı incelemeyi görüp ona odaklanıp aslında yaşadığı bütün stresleri aklına getirip almakta da zorlandığı karar düşününce artık panik hata tamamen tavan oluyor. Kendisini dışarı atıyor, nefes nefese kalıyor ve bu sefer yanında kimse yok. Geçen sefer en azından babası gelmişti. Bu sefer kendi evinde o kadar insanın arasında yine kendisini yalnız hissediyor. Zaten Sidney'in de çözemediği en büyük konu bu. Gelelim Natalie'ye. Sugar. Natalie dizinin belki de ilk sezonlarında da gözüken ama çok aktif olmayan ya yer yer aktif olsa da tabii Carmy Ricci sin kadar başrole yükselmeyen bir karakterdi. Bu sezonda daha da öne çıktı bence Natalie. Ee, özellikle geçen sezonlarda yine donanında arada böyle harasladığı bir karakter olarak görmüştük yine o meşhur e, arabayla eve girme bölümünde. Bu sezon artık kendi hikayesini daha iyi bize anlattı. Hem kendi ağzından hem de Storer'ın kaleminden. Özellikle Carmi üzerinden baktığımda Nathalie, Carmi bütün yüklerini, bütün hatalarını hep etrafındakilere taşıtıyor. Sydney'e, işte Richie'ye, yer yer Nathalie'ye, Clara çok fazla bir şekilde. Mesela Nathalie öyle değil. Şimdi bakıyorsun mesela aynı aileden çıktıklarında diyebilirsin ki ya işte aile sorunu var, baba yok ortada. E tamam Nathalie'nin de var. Nathalie'nin ne farkı var peki? İşte Nathalie'nin en büyük farklarından biri bence zaten bir kadın olarak annesiyle farklı bir ilişkiye sahip olması. Yani onun çektiği ve bastırmak zorunda olduğu başka bir sıkıntı var. Zaten kadın olarak da bir sıkıntı. Yani kadınlara biraz da şöyle oluyor işte çok dırdır ediyorsunuz yaftası çok yüksek olduğu için benim bu özellikle benim fikrim değil onu da söyleyeyim hani kadınlardan çok dinlediğim bir şey bu. Biz bir yerden sonra kendimizi baskılamaya başlıyoruz. Fazla kafa ütülemeyelim, konuşmayalım. Hani bunu tırnak içinde söylüyorum. Baskıladıkça aslında kendimizi geri plana itiyoruz. Özgüvenimiz düşüyor vesaire. Burada da aslında Dona'dan dolayı Natalie'nin böyle bir durumu var. Biraz da bu yüzden karmi kadar vokal değil bazı şeylerde. Belki ailesine karşı ya da etrafına karşı ya da agresif değil. Bir yandan ama herkesten farklı olarak çok güzel bir ilişkisi var Pete'le. Ya Pete'e bugün dışarıdan baktığınızda ki dizideki karakterler de öyle, ezik adam işte sessiz, komik o da öyle takılıyor. Ama ne iş yapıyordu ha, avukat mıydı bilmem ne. Böyle Pete böyle kendi halinde saf bir adam gibi gözükse de hiç öyle biri değil. Natalie'ye çok iyi gelen pozitif biri. Hatta Pete o kadar akılda bir adam ki hani popüler kültür konularını iyi biliyor. Geek bir herif belli ki. Natalie'yi de besliyor. Yani kültür olarak da besliyor. Sadece duygusal olarak değil ya etrafınızdaki insan hele de bu kadar yakın olan bir insanı tek bir yönden besleyemezsiniz. Bu biraz tek taraflı olur. Birbirinizi hem beslemeniz lazım hem de farklı açılardan beslemeniz lazım. E Pete böyle bir adam. Hem duygusal olarak besliyor hem kültürel olarak besliyor. Hem diyaloğu kuvvetli, sakin, daha ara bulucu. E böyle biri de sizi de sakinleştirip sizi mutlu ediyor. Natalie de zaten onda ondan ayrı kaldığında en stresli dönemini yaşıyor. Yani için şehir dışına çıktığında. İşte buradan da, burada da zaten Carmi ile ayrılıyorlar. Yani karmi belki de ailesini bunu vokal olarak söylemese de bir bahane olarak kurgularken Natalie bunu bir şekilde yüzleşip düzeltebileceği bir hale getiriyor. Biraz da zorunluluktan tabii ona da söylemem lazım. Yani buradaki şimdi doğum bölümüne geliyoruz yavaştan. Doğum bölümünde aslında annesini çağırmak istemiyor. Ama zorunlu olarak da olsa ve gel, geldiğinde de onunla yüzleşebiliyor. Mesela bunu Karmi hiç yapmıyor. Richie de yapmıyordu önceden. Bu sezon yapmaya başladı. Tabii Natalie bir yandan da bütünleştirici bir karakter. Yani her şeyi arka planda toparlayan o. Uncle Jimmy de o ikna ediyor. Computer ona gelip Markus'u kovalım dediğinde siktir git lan buradan diyebiliyor. Ve bunu gerçekten böyle dediği için söyledim. Yani çünkü Markus gibi önemli aktörler Computer gibi yeni bir karakterimiz bu arada Computer. Uncle Jimmy'nin bütün hesap kitap işlerini yapan yatırımları yöneten kişi Computer denmesi de burada biraz manidar sadece hani çok zihninin matematiksel çalışmasından çok Yine bir sadece ruhsuz bir bilgisayar gibi düşünüp Markus'a çok para veriyoruz gitsin diyor. Halbuki Markus'un annesi ölmüş. Marcus çok önemli in inovasyonlara imza atmış. Çok iyi bir tatlı şefi olma yolunda gidiyor. Birçok değişken var. Bunların hiçbirine dikkat etmiyor kompütür ve kovmak istiyor direkt. Sadece fazla maaş ve az iş yapıyor diye. İşte mesela burada Natalie olmasa belki kovulacak. Natalie işte böyle bir hayata geçirici, böyle bir her şeyi düzene sokucu. Enabler diyorlar ya zaten burada şimdi o konuya da geleceğim. Aslında sağlayıcı desene tam oturmuyor ama her şeyi hayata geçiren, her şeyi toparlayan, her şeyi bağlayan kişi diyebiliriz daha geniş anlamıyla. E, hatta işte ilk böyle doğuma giderken de arabayı açıyor radyoda şunu diyoruz işte alkoliklerin çocuklarının 5 kişilik tipi vardır diye. Evet evet biliyorum deyip hepsini sayıyor. Belli ki Natalie de zamanında işte psikolog desteği almış ya da bunları dinlemiş, kitaplar okumuş. Annesiyle olan, annesiyle yaşadığı şeyleri tanımlayabilmek, anlamlandırabilmek için. Ve burada aslında beş karakterden bahsediyor işte enabler sağlayıcı diye çevirmişler Türkçesine ama hani biraz daha geniş söyledim dediğim gibi hero kahraman scapegoat günah keçisi maskot maskot zaten ve lost child kayıp çocuk. Şimdi bu üç çocuğu bu beş karakter tipine de oturtabilirsiniz aslında. Hani burada farklı yorumlarınız kesin vardı. Onları lütfen yorumlara yazın. Ben şöyle düşündüm. Enabler sağlayıcı ya da işte her şeyi bir araya getiren, arka planda yürüten, yürümesini sağlayan kesinlikle Natalie Sugar. Hero kahraman burada biraz daha Mike gibi. Çünkü şey yani Mike'la annesinin arasında müthiş olmasa da evde kalan o ya evi sürüklemeye çalışanı belki buraya de yani annesinin gözünden baksak Carmi de olabilir. Günah keçisi de Mike yani Mike bunu zaten hep hissediyor özellikle şey tarafında o meşhur yine evdeki yemek bölümünde herkes onun üstüne gidiyordu. Orada bayağı riskliydi yani onunla, onunla orada yaşananlar onun üstüne gidilmesi zaten o da çok büyük tepki veriyordu. Maskot yine Carmi çok yüksek ihtimalle zaten anne devamlı ona bir işte erişmeye çalışıyor koptuğu için onu biraz daha el üstüne tutmaya çalışıyor ama işte uzaktan gelince o daha sevimli karakter gibi. Kayıp çocuk da burada öncelikle Mike ama sonra Carmi de oraya doğru gidiyor gibi. Ger Gerçekten çok güzel detaylar bunlar. Ben ilk bakışta böyle düşündüm. Sizin de yani bu tanımlara çocuklara uydurduğunuz fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Dizinin zaten bu, bu. doğum bölümü 8. bölümdü galiba. Tabi 8. bölüm olması lazım. Doğum bölümü bütün o çocukların anneleri ilişkilerini anlatması açısından çok önemli. Yani doğum süreçlerinden gelip bir de anlatması. Çok iyi bir e, anlatıydı. Annesi olan diyaloglarına geç geçmeden önce Natalie'nin arama sırasına bir değinmem lazım. Önce Pete arıyor, çok normal. İkinci sıra Sydney arıyor. Yani kardeşi Carmi'yi aramıyor. Bak annesi okey, zaten aramayacak. E Mike zaten vefat etti. Ya Carmi orada bile üç, e, altta. Sydney arıyor, açmıyorlar ki buradan önce bir sahne görüyoruz. Herkes tam artık restoran açılma saati yaklaşırken telefonlarını e, dolaplara koyup kilitliyorlar. Bu da aslında ne kadar aslında kopartıcı ve soyut bir şey. Yani işe girdiğin anda her şeyi kesemezsin abi. Yani her şey olabilir. Markus bunu yaşadı daha bir sezon önce ve bundan hiç ders almadılar. Markus annesini kaybetti ve belki orada son bir kez konuşamadı bile ve hiç kimse bunu bunun için karmi ikna edemiyor ya da işte kimse bunu değiştirmeye çabalamıyor. Halbuki bu kopuş. Dünyadan kopuş onları çok zorluyor. Soyut, soyut kalmaları sosyalliklerini de bozuyor. Ve çok büyük riskler almana neden oluyor. Neyse 3. sırada Karmi var. 4'te Markus, 5'te Richie var. Bu da ilginç. Richie'ye de güvenmediğini buradan anlıyoruz. Markus'u çünkü Markus'la o kadar yakın bile değiller yani. Liste de Claire var. Claire da tabi mahalleden de arkadaşları falan ama bu da annesi için hiç anne artık en sonda. Yani anne aramak da istemiyor. Son bir duruyor. Arabayı zar zor, zar zor kenara çekiyor. Artık başka yapacak bir şey, başka yapacak kimse kalmadığı için annesini arıyor. Ve Don'a geliyor. Baya güzel bir sahne olmuş. Küçücük bir odada devamlı o yapay sancılar geliyor. işte... Natalie geriliyor. Annesi destek veriyor. Bir yandan geçmişi sorguluyorlar. Sert konuşmalar dönüyor. Annesine itiraflarda bulunuyor. Annesi ona açılmaya çalışıyor. Devamlı yine anne sonra bir kontrolcü davranmaya çalışıyor. Bunu geri bastırmasını neden oluyor. Natalie vesaire ama burada birkaç önemli detay öğreniyoruz. Birincisi anne Dona artık bir iyileşme sürecine girmiş çabalıyorum diyor. Boşa özür dilemiyor uğraşıyor gerçekten yardımcı olmaya çalışıyor ve altını doldurmaya çalışıyor bu özrün. Artı olarak Natalie ise annesiyle daha samimi konuşmaya başlıyor ona daha fazla açılıyor. Bu sahnede işte tam olarak şu diyalog geçiyor İşte annesi diyor ki pardon Natalie diyor ki anne işte hepsini ilk sıraya koydum. O da diyor ki a çok tatlı ne güzel işte Hayır tatlı değil berbat bir şey dediğinde de Dona şok oluyor çünkü onun için aslında bu temelde pozitif bir şey bir öyle bakıyor o konuya ama işte Natalie'nin tarafından dinlediğimizde seni daha mutlu etmeye çalıştım hep işte seni hissettirmek için kendimi hasta edecek duruma geldim. Çünkü işte anne yalnız, anne stresli, anne alkolik, anne hasta, anne terk edilmiş. Baba zaten ortada yok. Kardeşler stres yaratıyor. Hani ben buradaki işte o enabler'a geliyoruz tekrar. Hani her şeyi yürütmeye çalışan insana geliyoruz. Aslında kendinden bir şey vererek bunu yaptığı için çok kötü yansımış bu durum Natalya. Ve anne bunun farkında değil. Bunu pozitif alıyor. Ve burada evet çabaladığını görsek de Natalya'nın bunu itiraf etmesi hem onu hem de belki de Donan'ın iyileşmesinde çok önemli bir yere getiriyor konuyu. Ve ben şurada direkt bunu düşündüm. Karmide acaba kendini iyi hissetmek için insanın onu hissettirecek şekilde hareket etmeye mi zorluyor? Sen bunu yapacaksın, sen şöyle yapacaksın, hayır ona karışamazsın. Dikkat ederseniz aynı yine o yılbaşı sahnesinde, Christmas sahnesindeki Dona gibi. Ona dokunma, bunu yapma, o yemeği ben yapacağım, ona bunu koyacaksın. Karmiye da hiçbir şeye karıştırtmıyordu. Tamamen kendi istediği şekilde gidiyordu. Müthiş bir kontrolcülük, tamamen kendi tatmin üzerine kurulu bir kontrolcülük hatta. Dona ile olan bu diyalog bana direkt bunu hissettirdi. Zaten bu sahne genel olarak müthiş akmaya devam ediyor buradan da. Sonra da rüya sahnesine geçiyoruz. Dona hem Mike'ın hem de Karmi'nin doğum süreçlerini anlatıyor. İşte Mike de yalnız gidiyor, Bayağı zor bir doğum oluyor. Karmi de babası da geliyor ama babası ayrı bir stres yaratıyor. Kendisi sakinleştirici istiyor falan tuhaf bir şekilde. Anne için yardımcı olmuyordu ona ya. Ve ikisi de çok yoğun stresli de pozisyon değiştirdiği bir doğum oluyor. Natalie ise daha sakin, daha güzel, daha huzurlu bir doğum. Onu anlatıyor ve bunu anlattıktan sonra da diyor ki doğumundan önce diyor bir rüya gördüm. Biraz böyle rüya gördüm deyince House of Dragon gibi oluyor bu sahne ama biraz öyle aslında hep gördüğümüz bir sekans daha var. Carmi'den izlediğimiz, zihninden izlediğimiz. Şehrin ortasında bir yerde bir kafeste bir ayı var ve bu ayı, bu kafesin kapağı açılıyor. Ayı bazen içeride oluyor, bazen dışarı çıkmaya çalışıyor vesaire vesaire. Bunu her sezonda gördük neredeyse. Şimdi Donna'nın rüyasıyla bu sahne daha anlamlı oldu. Çünkü Dona rüyasında şunu görüyor. İşte New York'ta Chicago'nun birleştiği yerdeyim. İşte New York zaten Carmen'in gittiği yer. Chicago'da ailenin kaldığı yer. Böyle hibrit bir şehir görüyorum. Ortada bir köprü var. Orada işte kocaman böyle dişçilerdeki gibi bir akvaryum var. İçinde çok güzel balıklar var. Ama benden başka kimse oraya bakmıyor. Sonra diyor ki birden o cam kırılmaya başlıyor ve akvaryum pardon, cam çatlamaya başlıyor akvaryum kırılmaya doğru gidiyor diyor. Ama bundan korkmuyorum çünkü muhtemelen o balıkları herkes görebilecek. Çok güzel balık çünkü onlar herkes görebilecek diye anlatıyor. Şimdi burada muhtemelen tabii bunu direkt anlamlandırmak ya da okumak zor. Belki ileride alacağımız başka bilgiler bu hikayeyi daha anlamlı kılacak ama biraz daha bunu işte Natalie'nin doğumu, çocuklarıyla olan ilişkisi, o güzellikleri görme çabası hani bir akvaryumdan çıkarma, onlarla bir birleşme çabası olabilir donanın zihninde. Burada ama anladığımız çok benzer bir rüyayı işte neredeyse aynı rüyayı ayılısını kar mı görüyor? Belki o da işte içinden o ayının tabi beğer anlamıyla değil ama ayı anlamıyla yani insanlara zarar verebilecek o kafesten çıktığında insanları zorluklara sürükleyebilecek kendi bilinçaltını mı görüyor acaba kendisini mi aynı şekilde konumlandırıyor diye bunu düşündürttü bana ya da bu ayıyla karşılaşmak keza o balıkları kucaklamak o güzel balıklarla herkesin görmesini sağlamak dünyaya yani sudan çıkması da balıkların da bir yandan o doğum şekli Natalie'nin belki daha güzel bir doğumu onu daha mutlu etmesini de temsil ediyor olabilir. Ama karmi tarafından daha kötü bir şey. Kafesten dışarı çıkıyor. Daha doğrusu kötü demeyeyim ama tehlikeli bir şey ortaya çıkıyor ve ayı aslında hani zarar vermenin size zarar verebilecek biri değil ama buradaki metaforik olarak anlatıyorum tabi hayvan olarak değil o da bu şekilde görüyor bu zarar verme kısmından korkuyor muhtemelen karma. O da o yüzden bu rüyayı görüyor. Dizi 3 sezondur bize gösterdiği bir rüyayı da bu sahnede müthiş anlamlandırdı. Ve Natalie'nin bu sezondaki hikayesini de bence müthiş tamamladı. Ben de hatta bu sahnede beraber Natalie kısmında tamamlıyorum. Gelelim Richie'ye. Richie, evet belki de bu sezon ve geçmiş sezonlarda da evet hani Carmi'de işte Jeremy Allen White'da çok iyi oynuyor Adebiri de müthiş oynuyor Sidney ama... ...Ebon Bakraç abimiz ve Richie karakteri müthişler. Benim için belki dizideki en kıymetli oyuncu ve karakter. Çok seviyorum kendisini. Hayat verdiği karakteri bu kadar benimseyen herhalde bir oyuncu az bulunur. Burada da müthiş oynuyor zaten. Ve Richie genel olarak Carmen hayatında da çok önemli bir role sahip. Zaten sezonu da öyle açıyoruz. İşte Sidney özür dilemelisin falan diye... Carmine konuşurken işte bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım diye atıp tutarken Sidney ona ara özür dile diyor ve o Claire zannediyor. Hatta seyirci de bir anda Claire mı yok annesi mi falan derken Richie çıkıyor telefon diğer ucunda. Tabii ki Richie. Yani Richie onun artık dedim ya Mike'ın yerine koymaktan korktu ama Mike'ın yerine koyduğu zaman aslında hayatına devam edebildiği bir karakter. Belki de hani Mike'ın yerine koymasına gerek yok ama bilinçaltı olarak söylüyorum bunu. Richie de orada olmaya hazır. Richie zaten Mike'a olan sevgisinden, sorumluluklarından dolayı da Carmi'yi yalnız bırakmak istemiyor. Genel olarak zaten işte Uncle karakteri de öyle onu bırakmak istemiyor vesaire. Richie de aynı şekilde. Ve Richie onu en iyi anlayan ve suratına her şeyi vurabilen de karakter. İkinci sezonun sonunda da yapmış işte bak annen gibi oluyorsun, hata yapıyorsun ona gerçek yani karmi gibi karakterler yüzüne gerçeklerin söylenmesini çok istemezler. Tepki verirler. Zaten o tepkiyle başlıyor bu sezonda. Ama Rich, Richie daha en başta karmiye yine yüzüne vuruyor sezondan başında. Her gün menü değiştirmek bana bana biraz kaçış gibi geldi. Bak bunun restoranla pek ilgisi yok gibi geldi. Çünkü ona herkes soruyor. Bunu neden yapıyorsun diye karmiye veriyor, geveliyor. Böyle yapacağız, yıldız alacağız falan filan. Halbuki alakası yok. Richie yine hemen 12'den teşhisini yapıyor ve doğru. Karmi belki onu biraz daha didişmek yerine yakında tutabilecek bir psikolojiye sahip olsa hayatı çok daha kolaylaşacak ama yapamıyor. Şimdi Richie'nin de yalnızlık odaklı hikayesine özellikle bu sezon hikayesine geçmeden önce ikinci bölümden bir diyaloğa da değinmek istiyorum. Müthişti zaten bu sezon işte geçmiş bir Sydney biraz daha böyleydi. Bu sezon Richie Natali keza böyle. Daha böyle emekçinin yanında, emeğin yanında, eşitliğin yanında olan insanlar. Richie'nin de burada zaten ben inanılmaz böyle coştum o sahneye görünce. Tip konusunu konuşuyorlar, menü fiyatını belirliyorlar vesaire. Richie de bahşiş konusu açılınca tip konusu berbat bir uygulamaya diyor. Yani böyle bir şey olamaz. Yani bir profesyoneli performansına göre yargılayıp ne kadar kazanacağına başkası mı karar veriyor? Yani müşteri mi karar veriyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani <laughs> tiyatroya gittiğimde oyuncular kötüyse para vermeyecek miyim? ya da oyuncular normalden daha iyi diye onlara daha mı fazla para vereceğim? Niye herkes hakkını alamıyor? Yani zaten bu bahşiş kültürü evet hani bir kültürdür. Burada çok fazla değişkenin de var. Hani çok derinlemesine girmeyeceğim ama ben hep şu taraftayımdır. Yani mesela şu da olur. Bahşişi boş verin. Bazı şirketler dünyada yaşadığınız şehre göre de maaş verir. Ama bunu yanlış anlamayın. Yani alacağınız bazı maaşın üstüne çıkarak yapmaz. Altına inerek yapar. Şunu demek istiyorum. Mesela siz Amerika'da, New York'ta işte maliyetiniz, aylık maliyetiniz maliyetiniz belki 10 bin dolar. Sizin maaşınız işte orada 5 bin dolar. Yaşamanız için size işte orada da maliyeti 10 bin olduğu için ona göre maaş veriyor. Yani sizin emek değeriniz 5 bin dolar ama size 10 bin dolar lazım. 10 bin dolar veriyor şirket. Ama diğer tarafa gittiniz mesela. Çok daha ucuz bir şehre gittiniz. Nereye gittiniz diyelim. işte İstanbul belki sizin emekleriniz ne kadar? 5 bin dolar. İstanbul'a gittiğiniz için 2 bin dolar veriyor size. Neden orada ya 2 bin dolar daha iyi para? 3 bin 5 bin bak 4 versin. 4 bin dolar diyor ki İstanbul'da yaşarsın. Ama benim emeğimin değeri 5 bin dolardı. Sen bunun üstüne verebiliyorsun. Beni niye başka şehirde altına indiriyorsun? İşte şirketler bunu çok yapar. Tip kültürün oturtulduğu yerlerde. Evet bazı yerde iyi çalışsa da düşük maaş verip buradan tamamlamaya çalışmak bir eşitsizlik yaratır. Burada da hatta hiyerarşi vardır. Bazıları yüksek alır, bazıları azalır. Bazen patron dengesizlik yaratır. Vardır da vardır. Ha iyi bahşiş deneyimi olanlar da olabilir. Lütfen onlar da yazsınlar. Hani abi bak hani böyle dedin ama şöylesi de çok işimize yarıyor diye. Bu da olabilir ama genel olarak restoranlarda Özellikle Covid sonrası birçok restoran ilk maliyetini çalışanlarından kesmeye çalıştığı için bahşiş konusunu hem böyle zorunlu hale getirdi. Yani sanki böyle zorla para koparıyor gibi oldu. Hem fiyatlarını arttıramadı ve Böyle çok çarpık bir durum çıktı ortaya. Özellikle Covid sonrası dönem için tekrar ediyorum. Richie'nin bu tepkisinin dizide yer alması çok doğru bir karar. Cuk diye de oturmuş yani. Gelelim Richie ve yalnızlık konusuna. İşte Sydney'nin yalnızlığını konuştuk. Carmen'in zaten Claire'la ayrılması üzerine yalnızlık konuştuk. Dona yalnız. Artık Natalie değil. Marcus da artık yalnız annesi öldüğü için. Richie de yalnız. Ve Richie de bu yalnızlığını öncelikle kabullenmek zorundaydı. İşte Tiffany'e geri dönmeye çalıştı. Orada kızını tekrar sahiplenmeye çalıştı vesaire vesaire. Artık daha farklı bir yola girdi. İşte kızıyla olan ilişkisini daha pozitif hale getirdi. Tiffany'nin yeni sevgilisi Frank'le biraz daha zoraki olarak da olsa yakınlaşma demeyelim ama onu kabul etmeye başladı. Bu yalnızlığını aslında bir yandan da gidermek istiyor ama henüz geçmiş sorunlarını halledemediği için önce bunları çözerek ilerliyor bu sezonda. Carmen'in tam aksine ve zaten o da daha önce öfkeyle kalkıp hep zarar veriyordur içi de. Bunları düzeltmeye başladı. Özellikle kendi sesini buldukça işte geçen sezon Ever'da öğrendiklerini hayata geçirdikçe bunu hayat felsefesi yaptıkça daha rahatlamaya başladı. Burada güzel bir gönderme var. Yine Pete'in Geek Pete'in Natalie anlattığı Bir zen bahçesi konusu var. Burada da William Fredkin'den aldığı bir alıntı var. Zen bahçesi anması. William Fredkin kim derseniz en hızlıca aklına gelebilecek filmleri Exorcist ve French Connection. Exorcist zaten bilmeyen yoktur artık. Bir zen bahçesi anlatısı var burada. Detayına tabii şimdi çok uzun uzun yine girmeyeyim ama bölümde bakarsınız. Burada işte bir zen bahçesinden bahsediyor. İşte kumların böyle dalgalandığı ki Shogun'da da vardı böyle bir sahne. Böyle kuma böyle dalgalı desenler çiziyorlar. Taşlar var üstünde vesaire. İşte buraya baktığında yine birisinden alıntı yapıyor burada Richie. Şu an hatırlayamadım. Bu alıntıda işte ilk ona bakıyor bu insan anlamıyor ne olduğunu falan. Daha sonra aslında büyük bir denizde, okyanusta yalnız insanları temsil ettiğini fark ediyor o kayaların. Ve burada işte Richie'nin Richie bu Fredkin'den de gelen bu alıntıyla beraber. Sanırım William Fredkin bunu bir röportajında söylüyordu. Pete oradan alıyor. Daha sonra sanırım Fredkin oraya yaptığı bir geziden. Aynen bu bir zem bahçesi Asya'ya Japonya'ya gittiğinde gördüğü bir zem bahçesi hikayesinden alıntı yapıyor. Tam hatırladım şimdi. Ve bu alıntıdan sonra şeyi daha iyi anlıyoruz. Richie'nin artık hayatını bu yalnızlıkla şekillendirmek, bundan böyle negatif beslenip kendisini etrafına uzaklaştırmak yerine buna alışıp yeni kimleri katabilirim, nasıl çözebilirim, Tiffany ile kızımla, onun yeni sevgisi nasıl bir ilişki kurabilirim bunları çözerek yoluna gitmeye çalıştığını anlıyoruz. Bu da yine güzel bir sahneydi. Hatta bu Richie son bir hata yapacak gibi oluyor. İşte bu zen bahçesini konuşurlarken yani Natalie ile konuşuyorlar bu sahnede. Acaba diyor Eva'nın hayatından çıksam mı biraz. İşte yeni bir hayatı var ona mı alışsın? Hani kafası karışmasa mı? Hayır. Natalia diyor ki hayır. Asıl çıkman tuhaf olur. Çünkü sen babasısın. Bir yandan çok zor bir durum. Yani istiyor ki onlar mutlu olsun. Şimdi o da aslında aynı yanılgıya düşüyor. Onların mutlu olması için benim mutsuz olmam mı gerekiyor? Hayır. Aksine senin de orada olman lazım. Evet kabullenmesi çok zor durumlar. Eski eşinizin yeni bir sevgilisi var. Onunla evlenecek. Birlikte bir aile olmak zorundasınız. Çünkü çocuğunuz küçük vesaire. Zaten ilerleyen bölümlerde de Rich ile Tiffany'nin diyaloğu da bu yönde gidiyor. Tiffany diyor ki yani benim kimsem yok. Tek ailem sensin biliyorum senin için çok zor. Ama hani ben seninle iyi kalmak istiyorum. Seviyorum da seni. Ama ilişkimiz yürümedi. Yani daha temel basit bir yerden bakmaya çalışıyor. Hem kızının mutluluğu için hem ilişkinin mutluluğu için. Ve bence o da Richie ikna oluyor. Çünkü o da baya böyle yalnızda tutulmaya çok hazırdı. Evimde yalnızım, dışarıda yalnızım. Zaten artık Karmi'yle de kopmak üzereyiz. Restoranda zaten artık kafam gidiyor. Çok yönetemiyorum konuları. Zaten ona da daha mı stres yaratıyordu bu yalnızlık konusu. Bence burada çözdü. Konu bu arada hani Frank'in düğününe gitmesi gitmemesinin de ötesinde kızıyla olan ilişkisi için de bazı şeyleri kabul etmesi ve bu yalnızlığa saplanmaması lazım. Çünkü kendi psikolojisi bozulduğu zaman zaten kızına da hiçbir şey yapamaz. Bu arada Tiffany'nin yeni sevgilisi Frank'i de Josh Hartnett oynuyordu. O da ilginç bir detay. Güzel olmuş öyle. Muhtemelen Josh da gelecek sezonda biraz daha fazla görebiliriz. Özellikle Richie, Tiffany Eva Frank dörtgeninde. Richie bölümün sonuna gelirken de bir de şundan bahsetmem lazım. Onda son bölümde özellikle tekrar servis alana dönmesi. Orada yalnızlığını yine giderecek Ever'ın servis alanındaki eski dostlarıyla buluşması vesaire ona çok iyi geliyor. Tekrar işte koç, koç diyorum. Chef <laughs> Terry'i görmesi ona çok iyi geliyor. Özellikle burada Jessica ile yakınlaşması da çok pozitif. Evet hani burada şey gibi de konumlandırmıyor dizi kimseyi. Herkes sevgili olacak, hemen iş bitecek. Hayır arkadaş dost olacaklar. İşte Sydney ile Carmen arasında da geçen sezon olan biraz buydu. O masanın altına yakıp yakınlaşmaları biraz o aslında birlik olma duygusuydu sevgili olmaktan çok. Biraz yanlış anlaşıldı belki. Bu sezonda da biraz öyle. Yani Richie bence direkt böyle bir sevgili vesaire aramıyor ama Tiffany ile pardon Tiffany ile de Jessica ile o Ever'ın e, servis alanında her şeyi organize eden hanımefendiyle yakınlaşması da biraz bundan. Hani şimdiye kadar sevgili olamaz mıydı? Olabilirdi. Ha yine de olabilir. Belki hayatındaki her şeyi çözdükten sonra onunla daha farklı yakınlaşacaklar. Bilmiyorum ama şu anda kendisine dostlar bulması, bu insanlara yakınlaşması ona iyi geliyor. Hatta tahminim gelecek sezonda Ever'dan ayrılan bazı kişiler Bayer'a dahil olabilir. Çünkü Bayer'da bir işleyiş sorunu var. Çalışan eksiği var, işler yürümüyor. Burayı belki farklı bir şekilde hareket ettirebilecek insanlara kapı açabilirler. Tabi bunun için önce yatırım işi nasıl olacak? Para nereden gelecek? Bunu çözmeleri gerekecek. Gelelim Marcus'a. Marcus da böyle dizinin arka planında yavaş yavaş işlenen, işlendikçe derinleşen çok tatlı bir karakteri. Zaten kendi duruşu, o tatlılarla uğraşması, devamlı kafa yorması baya ilham verici de bence. Yani bazen yaptığım işten, hani bugün yayıncılıktan, şeyden hani sıkılmıyorum ama korkuyorum. Bazen diyorum ki ya yani dünya için çok anlamlı bir şey de yapmıyorum. Ne yapıyorum ki falan dediğim anlar oluyor. Ama Marcus'u görünce işte ya böyle bir şeylerle mi uğraş? Acaba yaratsam şurada yarattığım bir tatlı yiyen insan ne kadar mutlu olacak falan diye böyle gerçekten heves ettiriyor mutfağa girme hevesi yaratıyor ya da hani başka bir iş yapsa aynı hevesi o alanda da yaratır. Marcus öyle bir karakter. Tabi bu sezona daha dramatik başlıyor. Annesi vefat ediyor. Zaten hastaydı geçen sezonda. Ölüme giderken telefonla ona ulaşamadıkları için, restoranda olduğu için son bir veda bile edememişti. Ve zor bir süreçten geçiyor aslında ve bunu biraz baskılıyor. Zaten hemen kaybın bir anlamı olması lazım yoluna giriyor. Onu onurlandırmalıyım işte yemeğimi yiyemedi. Bana hemen iş verin ben şey yapmayacağım falan. Tabi bu tavrı çok doğru değil. Biraz acıyı yaşamak lazım ama burada işte hem Tina hem Sydney hem yer yer Natalie ona çok yardımcı oluyorlar. Hatta Carmi ile bile sakince diyaloğa girdiği için ve Carmi ile biraz daha uzakta kaldıkları için birbirlerine karşı o bile iyi gelebiliyor yer yer diyaloglarında. Hatta Tina bir yerde şey diyordu işte iyi misin? Yani iyi i̇yi olmak zorunda da değilsin. Bunda, bunda da rahat ol yani. Herkes her an iyi olmak zorunda değil kötü hissediyorsan her zaman söyle konuş minvalinde söyledi ve o da açılıyor da aslında. Ya Markus bu dizinin gerçekten iyi birleştiricilerinden. Ya yani bütün karakterleri birleştirici bir yönü var. Ama şimdi artık Markus da yalnız. Şimdi Sydney ile bir yakınlaşmaları olmuştu ama bu da bir sevgililik yöne çok gitmemişti. Acaba diyorum Sydney ile Markus da yalnız kalmamak için bir ortaklığa giderler mi? Çünkü Sydney evini kuramadı. Markus evinden annesinin eşyalarını attı, evi satışa çıkardı. Böyle biri evsiz bir yerlerde yaşıyor, öbürü yeni eve çıktı, kuramadı. Belki iyi bir ev arkadaşına dönüşebilirler gelecek sezonda. Bu da dizinin gidişatı için baya pozitif olur. Hatta Marcus'la Sydney'nin bir araya geldikten sonra farklı dinamikler sevgililik dışında da farklı dinamikler yaşayabileceğini düşünüyorum. Tabii Markus'la ilgili şunu da öğrendik bu arada. Sinir'e evi satışa çıkardıktan sonra en önünde konuşurlarken Markus'un da işe yaramayan babası varmış. Denklemde olmayan. Gerçekten babalar bu konuda çok ilginç ya. Yani Sinir babasının arası ama artık beraber yaşamakta zorlanıyorlar ama daha gündelik hayatlardan konulardan dolayı. Uncle Jimmy var. Onun da kendi oğlu var ama o da biraz daha baba olmaya çalışıyor. Belki tek pozitif karakteri o olabilir. Bob görgün yine Dona'nın sevgilisi rolünde bir karakteri vardı geçen zaman ama o da çok hayırlı biri değildi. yani bir ya yani gerçekten hayatlarına dahil olmuş inanılmaz pozitif çalışan bir şekilde dizide de fonksiyon herhalde en yani şey adam Uncle Jimmy. Yani ki o da bile kendini çok hatalı görüyor. Yani dahil olmaya çalışıyor. Eksik kaldım diyor. Daha fazlasını yapabilirdim diyor. O da kendisini suçluyor ama gerçekten full fonksiyonlu baba sanırım bir tek Pete var. <laughs> o da yeni baba oldu. Epic zaten bu dizinin diğer pozitif noktalarından biri. Ama şu açıdan da güzel işte dizi bütün babaları da çöpe atmıyor. Yani Pete mesela daha yeni nesil bir baba. Belki Marcus ileride daha yeni nesil bir baba olacak. Yani bu, bu insanların işte hatta Richie tam arada kalmış bir baba. Yani kızıyla arası çok iyi. Mutlular. Yani rağmen çok iyi. Yani Richie çok büyük bir örnek bu arada. Yani herkes çöpe atmıyor. Evet çok kötü, dysfunctional, işe yaramayan babalar var. Bunlar ciddi zararlar veriyorlar. Arada kalanlar var ve çok pozitif olanlar var. Annelerde de öyle. Dona çok negatif durumda ama diğer tarafta işte Natalie belki çok iyi bir anne olacak. Ama o da neden oluyor işte? Kendi ailesiyle annesi sorunlarını çözdüğü için. İşte bu detayların hepsi birleştiğinde ailelerin ne kadar kompleks yapılar olduğunda dizi devamlı bize hatırlatıyor. Marcus için farklı olan bir taraf daha var. Marcus'u da bu kısmı konuşup kapatacağım. Bu Legacy miras tarafında konuşurken işte herkes farklı bir miras bırakmaktan bahsediyor. İşte Karmi daha stressiz, anksiyetesi düşük bir yer bırakmak istiyorum diyor ama çok zor. Natalie işte başka bir şey söylüyor vesaire. Marcus da diyor ki işte benim mirasım ne olabilir? işte. Başımı dik tuttum, öğrendim, dürüstçe çalıştım ve yanında insanların eğlenebileceği ve acil durumda aranacak biri olmak istiyorum diyor. Böyle bir miras bırakmak istiyorum diyor. Mesela çok pozitif. Bu tamamen egodan arınmış, bir bütün olmaya yakın, hazır, bireysel yaşamdan daha uzaklaşmaya hazır, birlik olmanın daha faydalı, insan için daha bes besleyici olun, farkında olan bir bakış açısı. Markus'u bu yönde olduğunu görmek güzel. Mesela Tina da buna yakın. Tina da hani ben işimi yapayım, gururla yapayım, pozitif bir ortamda çalışayım. Ben huzurlu olursam çünkü herkes huzurlu olur etrafındaki konusunu çözüyorlar. Marcus için de hem bir sihir yaratmak işte demiştik ya son bölümde büyü yaratmak bir büyü gibi aslında böyle bir ortamda çalışmak bir büyü yaratıyoruz diye. Markus da bir bölümün başında böyle YouTube'dan büyü sihirbazlık videoları izliyor. Tabi bunun bir dayanağı da yine Carmen'in defterinden gördüğü el çabukluğu o sihir kelimesi. Fransızcadan gelendi galiba. Bu kelimeyi gördükten sonra kafasında dank ediyor ve yeni şeyler denemeye başlıyor. Aslında burada işini daha fazla çalışmaktan işini daha iyi yapmaktan çok daha yaratıcı, daha pozitif. Belki insanları bambaşka dünyalara götürebilecek onları mutlu edecek. Bir şeyler yaratma peşine gidiyor. O baştaki tamamen işte annemin kaybını onurlandıracağım acımı yaşamayacağım, hayatıma devam edeceğimden dönüşünü yaşıyor burada Markus. Bu da yine dizinin Markus için verdiği önemli bir detay. Muhtemelen bu detay daha sonra son sezonda diğer karakterleri sıçrayacak ve farklı şekillerde göreceğiz. Gelelim Tina'ya. Tina, Tina dizinin en çok bu kısmını seviyorum ya. Hiçbir karakterini es geçmiyor. Yani İbra'yı de konuşacağız birazdan kısaca. Tina, Faklar, herkesin bir işlevi var, bir fonksiyonu var dizinin mekaniği içerisinde. Tina'yı da atlamıyorlar. Tina'nın hikayesi tabii biraz daha sınıfsal da bir yerden. Daha zor bir hayattan. Yani sabahın altısında kalkıp hem çocuğunu hem kocasını besleyip yıllardır yaptığı işe gidiyor ve bir gün işten kovuluyor. Kovulduğu anda artık 45-46 yaşına gelmiş bir insan yeni bir işe girmeye çalışıyor, beceremiyor. Nasıl CV vereceğini bile bilmiyor. Hatta tecrübesiyle yılların getirdiği tecrübesiyle aynı işi yapan başka bir şirkete girmek istiyor. Diyorlar ki üniversite diploma yok alamayız. Çünkü neden? Şirket rekabet istiyor. Yönetici olabilme potansiyel istiyor diye saçma bir şey uydurmuşlar. Herkes yönetici olacak diye bir şart yok ki. Belki o insan hiç istemiyor. Yani işte ama şirketler tabii hep bütün insanı bu rekabete sokup bir yere kadar zorlayıp aradan elenenleri yollayıp bir birkaçını tepeye çıkarıp kalanları da aşağıda tutmak istiyor. Tutamadıkça da değiştiriyor. Neden değiştiriyor? Daha az para vermek için. Zaten genelde budur. Yaşlıları da iş sisteminden çıkarmanın amacı da budur. Alttan ucuza çalışacak gençler gelsin. Çünkü onlar zamanla maaşları birikir, zamları, primi, tazminatı her şey birikir. Ama başımız ağrır. Biz alttan ucuza genç alalım. Yolumuza devam edelim. Konu budur genelde. Tina da tam bunun içine düşüyor. Değişen bir dünyanın içine düşüyor. Çok zor bir durum ve Tina'nın hikayesi e, Napkin bölümü, Ayva'da biri çekti bu bölümü de. Belki de sezonun en iyi bölümü. Yani birinci bölüm Ice Chips bölümü. Bu iki bölüm de çok iyi bölümler. Ama özellikle Tina bölümü belki, bence sezonun en iyi bölümü. Ve burada zaten en dramatik olan kısmı da artık içinden çıkılamaz bir ana girdiğinde. işte bir yandan Tina'nın da hani çocuğuyla sorunları olduğunu. Kocasının evet iyi bir insan gibi dursa da ki iyi insan muhtemelen ama. Manevi olarak çok büyük bir bağların olmadığını vesaire bunları görüyoruz. Ve tam böyle artık bir yıkılma o yalnız hissetme anında Beef'i görüyor. Yani şuradan diyor bir tane yani yemek alacak parası da yok. Bir sandviç restorana girip bir tane kahve istiyor. Ve Richie'yi görüyoruz. Richie ona ücretsiz veriyor. Sonra sandviç ikram ediyorlar. Ve Mike'la tanışma süreçlerine geliyoruz. Müthiş. O, o kısım gerçekten muazzam. Mike'la olan bütün diyalogları muazzam. Artı olarak Tina'nın yaşındaki biriyle genç yaştaki insanların işe bakışlarının, işe bakış şekillerinin neden farklı olduğunu açıklama olarak da çok iyi. Mesela bugün evet, birilerini yok etmek çok zor. İşte gençler yaşlılara bakıyor, bizim vergilerimizle maaş ödeniyor, işte ölün artık falan. Ki bu bak bunu Star Trek'te de çok güzel işlemişlerdi. Gen yaşlılar gençlere bakıyor ama sizin nesil berbat, biz işte her işi yapardık diyor. Ya iki taraf aslında savaşmaları gereken odaktan uzaklaşıyorlar. Sermaye, patronlar, size esas acı çektirenler, hakkınızı emeğinizi, emeğinizin hakkını vermeyenler orada duruyor. Ve Tina da bunu fark ediyor zaten. Yani başvurduğum her işte gençler var. Sanırım ben onlar kadar aç değilim artık. Bu dürtüyü kaybettim. Çünkü benim artık vazgeçemeyeceğim sorumluluklarım var. Yani ben parayı artık kendi zevkim için kazanmıyorum. Kira ödemem lazım. Çocuğu okutmam lazım. Ee, kocam zaten çok para almıyor. Onun e, tamamlayamadığı yerler yerlerde benim devreye girmem lazım. Benim tamamlayamadığım der yerlerde onun devreye girmesi lazım. Tamamen büyük yüklerin altına giriyor bu insanlar ve belli bir yaştan sonra tamamen saçma nedenlerle iş sisteminden atılmaya çalışıyorlar. Halbuki çok saçma. Yani benim de hep düşüncem şudur yani. Bu kadar yoğun tecrübeyi her alanda kullanabilirsiniz. Yani tecrübeyi çöpe atmak hep baştan başlamak demek. Bu da iyi bir karar değil genelde. Tabi Tina'nın burada tecrübe tarafında beef'te bir relevant bir tarafı yok ama Mike'la tanışması, beraber diyalogları, karşılıklı birbirine açılmaları, Karmiden konuşmaları ve Tina'nın bunu fark etmemesi tabii ki. Tina'nın kendi hayattan bahsetmesi. Onlara iyi geliyor ve aslında burada Mike de şunu istiyor muhtemelen. Evet burada çok büyük bir kaos var ama biz burada gerçekten ihtiyacı olan, hak eden, çalışmak isteyen, mutlu olan yani biz ne kadar tartışsak da mutluyuz. Yani biz sana belki çok para sunamayız. Aşırı rahat edebileceğin bir ortam sunamayız ama en azından mutlu olabileceğin, çalışırken rahat edebileceğin, yeni bir iş öğrenebileceğin bir ortam sunabiliriz'i ortaya koyuyor ve Tina da inanılmaz mutlu olup kabul ediyor. Muazzam bölüm. Ya bu bölümü ya sırf bu bölüme otursak belki ayrı bir video çıkar. Ama özellikle tabii Mike'ın geçmişini görmez ve Mike'ın hatta şöyle bir detay da var. Babayı daha görmedik dedik şimdiye kadar. Ben artık bu arada babayı göreceğimizi zannetmiyorum. Dördüncü sezonda da bence göstermeyecekler. Çünkü dizi böyle bir tercih yapıyor. yani zaten fonksiyonu olmayan bir babayı göstererek onu tekrar denkleme sokmak istemiyorlar. Marcus'un babasında olduğu gibi muhtemelen Berzat Dolar'ın babasında da olacağı gibi. Bence görmeyeceğiz ama Yandan bilgiler almaya devam edeceğiz. Bu bilgilerden yerden birini aldık. İşte babası da bir zamanda bir restoran açmış, sonra bir sürü borçla basıp gitmiş. Belki de Mike'ı ve aileyi zor duruma düşüren konulardan biri de bu zaten. Belki de bu. Yani zaten korkak, kaçak, annesini yalnız bırakan, hiçbir zaman çocukların yanında olmayan yine işlevsiz bir baba. Böyle bir de restoran açıp batırdığını ve büyük borçlarla gittiğini de yine Tine ile olan bölümde öğrenmiş oldu. Tine ile ilgili son söyleyeceğim konu da şu. Tabii yani hayatta kalmak ya da çocuklarını hayatta tutmak için gece gündüz çalışmak zorunda kalan ailelerin bölümü aslında bu. Hani hep diyoruz ya işte... Aile disiplini almamış mı? Aile mutluluğu, aile işte çocuklar mutsuz, kopuk. Çok zor bir denklem bu. Evet aileye kızmak çok kolay. Çok hataları da var. Bu dizide de görüyoruz ama işte Tina gibi hayatlar da var. O kadar zor ki sabah 6'dan belki gecelere kadar çalışmak, çocuğunu belki günde 5 dakika görmek, aradaki tek bağın onun beslenme çantasına ya da işe giderken götürdüğü çantasına koyduğun yemek oluyor. Bunları kurgulamak, yaşatmak çok zor bu çocuklarla ilişki kurmak, aynı zamanda ailenin de birbiriyle ilişki kurması çok zor. Hele Türkiye'de bu daha da zor. Amerika'da da çok zor. Tinalı bölümde her açıdan yani işte bu emekçi bakış, sınıfsal mücadele, ailelerin çok çalışmak zorunda kalan ailelerin çocukları ilişkileri vesaire açısından Dört dörtlük bir bölümdü. Dediğim gibi Tina'yı uzatsak daha uzatırız ama şimdilik burada bitiriyorum. Ee, hızlıca İbra ve Pit'e de biraz değineceğim. Ee, İbra tarafı tabii sandviç tarafı camdan açıp bir tane sandviç satarken tek başına bırakıyorlar önce adamı demiştik yani işte zaten restoran içerisinde ciddi bir maliyetten dolayı çalışan azlığı da var yetişemiyorlar. Devamlı sıkıntı çıkıyor. İbrahim'i yalnız bırakıyorlar. İronik olan da şu ki restoranı yürüten orası. Yani bütün sandviç satışı restoranı ayakta tutuyor. Onu yürütmek zorundalar. En karlı kısım orası. Burada hayatımıza yeni karakterler ekleniyor. Çak ve Çiçi diye. Bu karakterler de ta zaten Beef dönemi Mike'la çalışan insanlar ve çok iyi biliyorlar işi. Aslında böyle büyük işte beyin fırtınaları, kompütürler geliyor, Uncle çıkıyor, Atari konuşuyor. Karmi işte her gün menü değiştiriyor. Hayır çok zor değil. Abi şunu koyacağız. Paketi çıkaracağız. Onu yapacağız. Çatal bıçağı gerek yok. Sosu küçük kaba koyalım. Hem optimizasyon fikirlere geliyorlar. Hem İbra'nın hayatını kolaylaştırıyorlar. Hem de İbra zaten geçen sene hani ben yenilenmek istemiyorum ama fonksiyon olanı yürütmek istiyorum. Ben de böyle mutluyum demişti. Artık bunu hayata geçirebiliyor. Daha çok para kazandıkları olduğu için de oraya iki kişi eklediklerinde müthiş çalışan bir yere çeviriyorlar. İbra da kendi hayat yani kendi kararının çok pozitif bir yansıtıyor asamasını be kazandırıyor. Belki hiç beklemezdiniz, yani böyle bir diziden. Ya ulan dizinin en çok pardon restoran en çok kazandıran bölümü sandviç olacak. Onda da yeni bir şey öğrenmek istemeyen belki de en boomer görebileceğiniz kişi en faydalısı olacak. İşte demin bahsettiğim yaşlı konusu tam olarak bu kapıya çıkıyor. İbra ve Tina da bunun en iyi temsilcileri olmaya devam ediyor dizide. Pete'e de kısaca değinelim. ya yani Pete zaten biraz konuştuk Natalie kısmında ama yani böyle insanlar bence herkesin hayatında olmalı. Genelde yeni Twitter dünyası biraz daha böyle o bully dünyası hep bu insanları dışlamaya çalışıyor işte. Öfke dolu olan tipler böyle bu insanları kırılgan buluyorlar, ezik görüyorlar, işe yaramaz görüyorlar, toplum bir yük gibi konumlar. Halbuki kendileri yük. Bunun farkında değiller. Ve Pete gibi insanlar hani karşılıksız bir hayatı mutlulukla yaratabilen insanlar. Bunlar herkese iyi gelen insanlar ve şu da anlaşılmasın. Pete de kendinden vazgeçerek bunları yapıyor demek istemiyorum. Pete de Natalie ile iyi, iyi bir ilişki kurduğu için bunları yapıyor. Çünkü rahat. Olumsuzluklarla dışarı atabiliyorlar. Yani belki Pete de Natalie arasında hani ilişkiden çok kısa kesitler gördük ya geçmiş sezonlarda. Hani direkt büyük okumalar yapmamız zor. Ama gelecek sezonda belki biraz daha Pete, Natali ve çocuğun büyüme sürecinde farklı şeyler göreceğiz. Ama Pete gerçekten bir köprü. Yani Natali'nin de bunda payı var tabii. Ve herkesi dinlemeye çalışan bir insan. Ve nerd, geek bir insan yani. Kültürel olarak da hem Natali hem çevresini çok iyi besliyor. Bu sezon birçok karaktere ilham veren konu fikir hep Natalie'ye Pete'den gelmiş. Bu da çok güzel bir detaydı. Pete gibi insanlar varsa hayatınızda onları onlardan uzaklaşmayın sakın. Koruyun, sevin, sarmalayın. Pete'i kapatırken son bir şey daha geldi aklıma. Dizi richie karma ilişkisini biraz böyle çiçek kavgası üzerinden de anlatıyor. Richie bir yere çiçek koymaya çalışıyor. Carmi onu mı çekiyor. O geri koyuyor, o kaldırıyor, o koyuyor falan. Ve böyle şey, Carmi çok sevmiyor değil ama Richie ile didiştiği ve biraz da geçmişten gelen konulardan dolayı nefret ettiği için muhtemelen evden de gelen bir süreç var. Bir türlü mutlu olamıyor. Pete mesela şey, tam tersi çiçeklerde çiçeklere bayılan anlayan biri yine Natalie'ye birçok detayı o öğretmiş. Buradan da güzel bir metafor yaratmışlar. Ya metafor dedim burada sevgi onu da açayım da sonra <laughs> eksik kalmasın. Yani sevgiyi sevgi sahiplenen bilen, sevmeyi bilen bir insan pit. Karmi ise onunla kavga eden bir sen. Yani Çiçek orada biraz daha sevginin metaforu gibi. Ve gelelim son olarak faklara. Evet yani şey tahmin edebiliyorum. Dizi izlerken bu faklar niye var? Yani niye bu kadar çok acayip acayip sahneleri var diye olabilirsiniz. Ama faklar fonksiyonel karakterler ve dizinin ilerleyişinde çok fonksiyonel rolleri var aslında ama çok arka planda. Aslında dizide kimsenin, pardon dizide yanlış oldu, restoranda kimsenin ...yapmayacağı ya da yapmayı unuttuğu böyle ayak işlerini diyeyim... ...Amiyat tabirle yapan onlar tamiratlar, temizlikler... ...özellikle Theodore ve Neil karakteri hep bunların peşinde... ...hatta Theodore biraz daha işi öğrenmeye de çalışıyor servis tarafında... ...ama genelde böyle hep bir fonksiyonları oluyor... ...özellikle Theodore ve Neil, Claire'ın... ...Claire ile Carmen'in birbiriyle arasını düzeltme çabasında da bir adım attılar... ...ama bu da şöyle anlaşılmasın yine hani iki kişinin arasını yapan tiplerden çok... Yine dizinin içerisindeki rolleri gibi işte o lambayı tamir edip ocağı işlevsel hale getirmek gibi... ...Karmi'yi ve Claire'i bir araya getirerek işlevselliği yaratmak istiyorlar. Metaforik olarak yine orada bir tamirat yapmaya çalışıyor Çünkü Karmi bozuk. Karmi bunu yapamıyor konuşamıyor. Beceriksizin teki olduğu için Claire'a en azından bir kapı açıp Carmi'yi de muhtemelen özre doğru yürütecekler. Böyle bir işler var. Hatta Semi karakteri de bu sanırım John Cena'nın canlandırdığı Semi Fak da hayatımıza girdi. 9 tane Fak olduğu söyleniyor. Daha çoğunu görmedik. Mesela Semi de bir anda fotoğraf çekiminin olduğu gün, review için çekimin olduğu gün restoranda bulunuyor ve bir ördek alınması lazım galiba ve gidecek kimse yok. İş ona kalıyor. Yani her Fak günün sonunda bu ailenin bir parçası olmayı başarmış ve bir fonksiyon sağlayacak Olmuşlar. Dizi biraz da tabii bunu komedi unsurunu yaratmak biraz biraz seyirciyi rahatlatmak o devamlı stresle tutmamak için de bir fonksiyon kazandırıyor onların olduğu bölümler biraz daha işte işin dalgaya vurulduğu bölümler bence o açıdan da kıymetli seyircinin en azından arada nefes almasını sağlayan bölümler fak bölümleri gelecek sezonda herhalde diğer farkların da bir kısmını göreceğiz. Ve sonra zaten diziye de onlara da veda edeceğiz. Gelelim dizinin sonuna artık. ...bayağı uzun video oldu. Ben bu kadar uzun olmasını beklemiyordum açıkçası. Kusura bakmayın. Çenem düştü yine. ...bayağı uzun video oldu. Dizinin sonuna gelelim. Dizinin sonunda e, çok karışık, karmaşık bir tane review çıktı aslında. Uncle Jimmy de battığı için, ona da konuş, onunla da konuşamadığı için, ...Karmi'yle ile bu konuyla konuşamadığı için. Yani pozitif bir yorum olmazsa e, ben yatırımı kesiyorum demişti yorum negatif de değil pozitif de değil. Hem pozitif hem negatif gibi bir yorum oldu. işte çok karışık yani yorum çok mix. İşte kafa karıştırıcı da yazmışlar mükemmel uyumsuz ama yaratıcı dahiyane yenilikçi ama özensiz tutarsız. Nefis basit ama karmaşık yeri yer, hayal kırıklığı gibi bir sürü detayın olduğu bir inceleme yazısı çıkmış The Bear restoranı için. Ve aynı anda de görüyoruz işte Uncle Jimmy üç kere aramış, kompütür mesaj atmış. Hiçbirine yine dönmemiş zaten. Dönmeyecekti muhtemelen karmi Sonra da o bence onun da o, sonunda kafası iyice karışıyor. Peki buradan sonra ne olacak? Yani bu kadar mixed bir yorum çıkması, karışık bir yorum çıkması bence diziyi çok güzel bir uç noktaya getirdi. Cliffhanger'a getirdi. Şimdi her şey çok belirsiz şu anda. Gelecek sezon peki neler olabilir? İşte Uncle Jimmy yatırımı cidden kesecek mi kesmeyecek mi konusu bence olmayacak. Çünkü battı zaten. Hani buradan onu ne kurtarabilir? Kurtarsa bile zaten verebilecek parası ne kadar olur bu belirsiz. Konu artık incelemeden çıktı. Karmi bu inceleme nasıl tepki verecek? Zaten sezon muhtemelen oradan açılacak. Ertesi sabah yine restorana geldiklerini göreceğiz. Onun dışında Sydney ayrılacak mı ayrıl ayrılmayacak mı konusu artık çok tabii çok uzun anlatıldı. Panik ataklar yaşadı. Burada ben Carmine'in alacağı bir kararın Sydney'i, Sydney'nin daha doğrusu Carmine'in alacağı bir kararın Sydney'nin ne yönde karar vereceğini etkileyeceğini düşünüyorum. Hemen de böyle sezonun başında. Carmi de ayrılabilir. Buna çok şaşırmam. Ama bu biraz daha sezon finali gibi geliyor aklıma. Carmi ayrılırsa sanki sistem daha iyi işleyecekmiş gibi gözüküyor şu anda. En azından dizi bu yönde ilerledi. Yine Ever Restoran'ın ayrılanlardan belki Jennifer gibi bir karakter Bayar'a katılabilir. Bu da bu da farklı değişkenleri ortaya çıkartabilir. Ve son olarak da tabii şimdi Natalie Donay ile yüzleşti. Richie hayatındaki bazı sorunları çözmeye yaklaştı. Şimdi en büyük iki sorun yine Carmi'de Donay ile yüzleşmesi Natalie gibi. Zaten Uncle Jimmy de annenin annen seni aramanı istiyor diye birkaç kere söyledi. Hatta da güzel bir kapı da açtılar. Annenle bir işim var onunla görüşüyorum dedi. Hani Karmi neden görüşüyorsunuz ne ayak falan dediğinde. Oradan ne çıkacak merak ediyorum. Acaba Jimmy başka bir, bir yere yatırım yaptı bir şey verdi bir, bir şey mi devir etti onların adına belki kendi parası batarken en azından Karmi'ye ve Berzatlı'ya yarayacak bir şey onlara mı verdi bilmiyorum. Bir yandan kendi çocuğu da var ama bu riskli bir karar olabilir. Bunu öğreneceğiz. Ve Carmi çok yüksek ihtimalle Donay'la çok kompleks bir yüzleşme süreci yaşayacak. Bir tane de psikopatça bir bölüm orada izleyebiliriz gibi duruyor. Tabii bir yüzleşme de Claire'la yaşayacak. Hangisi daha zor olacak emin değilim. Dona mı Claire yüzleşmesi mi? Ama Claire çok kolay olmayacak. Yani Claire bence kendisi de kolay kolay adım atmayacak. Carmi'nin Claire'a gideceği süreç önce Dona'dan sonra Sydney'den geçebilir. Ondan sonra Claire'a gidebilir. Çünkü burada yaşayacakları Claire'la ne konuşacağını şekillendirebilir. Ona nasıl yaklaşacağını şekillendirebilir. Hatta Uncle Jimmy ile yaşayacakları. Hatta restoranın durumu bile. Burada tabii Shapiro konusu var bir de. Sidney burada ne karar verecek? Dediğim gibi Sidney'nin kararını Karmi'nin yapacakları etkileyecek ama Sidney sürpriz bir şekilde çok fevri bir karar da alabilir. Bunları daha önce yaptığını gördük. Biraz bilinçsiz de yapabiliyor bunları. Alacağı bir fevri karar bazı ipleri gelebilir. Yine dinamikleri değiştirebilir. Bunların hepsini artık yeni sezonda göreceğiz. Çok da tahmin yapamıyorum çünkü Storer gerçekten çok acayip bir yerde bitirdi. Bütün karakterlerin hikayenin çok kompleks bir hale getirdi. Böyle olunca da tahmin etmek zor oluyor. Çünkü genelde ben yazar olmadığım için basit şeyler aklıma geliyor. Muhtemelen Storer bize çok daha Karmaşık hikayeler yine 4. sezonda anlatacak ve bütün karakterleri finale götürecek. Çok abarttım bu bölümü, <laughs> kabul ediyorum. Biraz uzun video oldu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bayar'ın birinci ve ikinci sezon videoları da kanalda. Bundan sonra zaten videolar gelmeye devam edecek. Anime, manga, dizi, TV, NBA sezonu başlıyor. Hepsine devam edeceğiz. Yeni videolar, yeni canlı yayınlar. Hepsinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, yorum yazın, like atın, super chat atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden atanlara ya da canlı yayınlara gelip kanala abone olabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Hepsi kanala destektir, bana destektir. Yeni içerikler için motivasyondur. Haydi görüşürüz. Bay bay.